Habertürk TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Bir Açık ve Net'te daha birlikteyiz. Aslında Türkiye'nin beklediği bir yayınla başlıyoruz desem yanlış olmaz sanırım. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuğumuz. Hoş geldiniz Süleyman Bey. Kübra Hanım, hoş bulduk. Süleyman Bey, suç örgütü lideri olma iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker bir video serisi başlattı. İçinde sizinle ilgili iddialar var, farklı isimlerle ilgili iddialar ve ithamlar var. Bu akşam başta bu konu olmak üzere kamuoyunun günlerdir merak ettiği bütün konuları size bütün açıklığıyla soracağız. Aslında gerçekten de Türkiye bu yayına kilitlendi. Bugün gazeteci meslektaşlarımı da şimdi tanıtacağım. Hepimizin telefonlarına mesajlar yağdı. Çünkü hem sizin ne söyleyeceğiniz çok merak ediliyor, hem de gazeteciler olarak bizim nasıl bir sınav vereceğimiz merak ediliyor. Ben aslında bir ilke belirleyerek başlamak istiyorum. Biz bu akşam ne kimsenin temelsiz iddialarının iddiacısıyız, ne de hakkında iddialar ortaya atılan insanların avukatıyız. Böyle bir adalet, hakikat, hakkaniyet ve şeffaflık temelinde bir yayın yapalım istiyorum. Kimlerle birlikte? Çok kıymetli gazeteci meslektaşlarımla birlikte. Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen yanında Mehmet Akif Ersoy var, Habertürk programcısı. Hoş siz de hoş ben. Geldiniz. Habertürk programcısı Veys Ateş de bizimle, hoş geldiniz. Ve Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz. İlk soruyu ben sorayım müsaadenizle. Neler oluyor? Türkiye aslında gerçekten bu 7 videoyu konuşuyor. Sizinle ilgili iddialar da var ama sizin pencerenizden nasıl görüyorsunuz? Neden böyle sizin de içinde bulunduğunuz bir seriye başladınız? Efendim, kıymetli moderatörden ben müsaade isteyerek, arkadaşlar beni Sözcü seçti az önce İsmail'le beraber. Zira bugün efendim İsmail Saymaz için, Merdan Yanardağ için, Akif için, Kübra için, benim için onu soracak mısınız, bunu soracak mısınız, söyle yapacak mısınız? Sorabilir misiniz? Sorabilir misiniz? Soracak mısınız? Hadi bakalım mısın? Soracak mısınız? Hadi bakalım. Çıkışta gözaltına alınacak mısınız? Dolayısıyla biz bugün bu yayında size deyim yerindeyse aklımıza gelen her şeyi sormak istiyoruz. Fakat bu şeyi de toplumdaki bu merak duygusunu da sizinle beraber her şeyi sorarak yapmak istiyoruz. Dolayısıyla hani kamuoyunu, bizi bekleyenlere en baştan bir rahatlatalım. Biz size her şeyi soracağız. Moderatörümden rol çalmıyorsam eğer. Bunu da bir ekleme ihtiyacı hissettim sanki. Tabii ki. Evet, neler oluyor? Ben de madem böyle başladınız, ben de birkaç cümle bu konuda söyleyeyim. Çocukluğumdan itibaren siyasetin içerisindeyim. Birçok alanda demokrasi mücadelesi gerçekleştirdik. 1980 darbesini işte 11 yaşlarındaydım. Ama gördüm. 80 darbesinin öncesini de gördüm. Gazi Osman Paşa'da bir evimiz vardı. Ve babam Adalet Partisi'nde siyasetçiydi. O dönemi sizler de çok iyi hatırlarsınız. Eve çıkarken bunu söylerim. Bodrum katımıza bomba konulup konulmadığını kontrol ederek çıkardık. Ya okuldan geldiğimizde ya da sabahleyin babam beni gazete almaya gönderdiğinde. Şimdi ilkokul, ortaokul, lise, hatta bazen yine 80 öncesi babamla beraber bazen o zaman Adalet Partisi'nin geceleri falan olurdu. Dönerken veya bir program olurdu. Gece karanlığında, o zaman İstanbul'u her sokakta lambanın olduğu bir İstanbul değildi tabii. Gece karanlığında bazıları eğer erket ederler, yani köşede, kenarda bir yere konuşlanmışsa, durmuşsa, ona hep böyle seçici, sanki bir şey yapılabilecek gözle bakarlardı. 80 öncesi okuldan döndüğümüzde hemen Nazlı Sokak'tır bizim sokağımız. Sokağımızın girişinde önümüzde bir kişiyi taradıklarını ve öldüğünü gördük. Çocuktuk o zaman. Yani okuldan zannediyorum dönerken. Tabii ondan sonra gençlik kolları, ilçe başkanı, il başkanlığı, genel başkanlık, genel başkan yardımcılığı. Siyaset ve demokrasi bize şunu öğretti. Tam da Yunus'un ifade ettiği gibi.
veya bizim inancımızın belirttiği gibi. Ya da değerlerimizin, büyüklerimizin bize öğrettiği gibi. Ya göründüğün gibi ol, ya da olduğun gibi görün. Çünkü siyaset ve demokrasi veya vekalet insanların sizi kendiniz için değil, sizi kendileri için yönetmeniz konusunda, size verdikleri vekalet konusunda esas itibariyle önemli bir hak veriyorlar. Bu haktır. Bu dünyaya ait ve öteki dünya. Biz her şeye cevap vermekle mükellefiz. Ha nedir? Elbette ki her mesleğin kendine ait bir etiği olduğu gibi ahlakı, siyasetinde, gazeteciliğinde, marangozluğunda her birinin kendine ait bir ahlakı vardır. Bu çerçeve içerisinde kamplara prim kazandırmadan, yani ya benim kampım şunu kazanırsa oradan da çok büyük bir şey alırım, beğeni alırım mı girmeden, bizim sorumluluğumuz, bizim neslimiz çok çekmiş bir nesil. Hakikaten çok çekmiş bir nesil. Her şeyi gördü. Her şeyi gördük. Darbeler gördük. %8 binlik gecelik faizler gördük. Yukarıdan Amerika'dan böyle parmak sallamalar gördük. Aşağılanmalar gördük. İçeride kaoslar, karıştırıcılıklar, her şeyi gördük. Bizim neslimizin bizden sonraki nesillere bir borcu var. Artık hiçbir şeyi o bize tevarüs eden maliyetleri ve yaşadıklarımızı onlara aksettirmeden gelecek nesillerimize huzurlu bir Türkiye bırakabilmek. Onun için bu işin temeli açık olmaktır. Benim hayatta bu işlerin hiçbirisinden korkum yok. İçinde bulunduğum siyasi hayatımdan da, partimden de, devlette yaptığım işten de, ailemden de hiçbir şekilde bir korkum yok. Bir kere biz Müslümanız ve Allah'a teslimiz. Eğer yaptığımız işi doğru dürüst bir şekilde yapıyorsak soru elbette ki açık olmalıdır. Ama eğer alengirli işler yapıyorsak, toplumun bize verdiği emanete halel getirebilecek işler yapıyorsak korku dağları aşar. Onun için sorularınızın her biri benim için kıymetlidir. Ve ne soracaksanız ben bu akşam bütün mükesebatımla, devlette karşı karşıya kaldığım bütün anlayışla, bütün öğrendiklerimle cevap vermeye, bütün samimiyetimle. Bir açıklama daha yapayım. Çünkü şöyle şeyler de söyleniyor. İşte soruları bakan verdi, siz bakana soruları verdiniz. Ben Merdan Yanardağ'ı 5 dakika önce gördüm. Sizi 10 dakika önce gördüm. Ne biz, yani sizin bizim ne soracağımızla ilgili hiçbir fikriniz yok. Benim de gazeteci meslektaşlarımın ne soracağına karışmak gibi bir durumum yok. Dolayısıyla Veys Ateş'in dediği gibi herkesin merak ettiği soruları vicdanlarda yer, hiçbir rahatsızlık bırakmayacak şekilde soracağız bu akşam. Neler oluyor'a gelince? Evet. Şöyle kısa bir özet geçmek isterim neler oluyor'la alakalı. Bu olaylar başlayınca şunu söyleyebilirdim. Yani bir organize suç şüphelisinin, suçlusunun yıllarca Türkiye'de herkesin bildiği, tanıdığı ve hayatının nereden geldiği, ne olduğu belli olan birisinin bu iddialarının ve iftiralarının hepsi saçmadır. Bunlarla ilgili hiç muhatap değiliz. Bunu doğru bulmuyoruz deyip bu meselede kenara durabilirdim. Dikkat ederseniz birinci ve ikinci videoda zaten şahsımla alakalı da bir şey yok. Ve ben o zaman devreye girdim. Bir şey gördüm. Hepimiz eski Türkiye'yi biliyoruz. Bugün karşı karşıya kaldığımız süreçleri de biliyoruz. Bir siyasal kadastrasyon gördüm. Yani bir tasarım, bir kötü plan, bir kirli plan. Yani şöyle bir şey görmedim. Ya bir delinin, bir işte her türlü sapkınlığın içerisinde olan bir kişinin söylediği ipe sapa gelmez sözler olarak görmedim. Yani İçişleri Bakanıyım. İstihbaratımızda binlerce elemanımız var.
terör örgütleriyle diğer organize suç çeteleriyle nasıl mücadele ettiğimizi biliyorum. Ve o elemanların da ne işe yaradığını biliyorum. Bazen 9 terörist getiriyorlar bize. Bazen en büyük uyuşturucu kaçakçılığını onlar vasıtasıyla önebilme kabiliyetine sahip olabiliyoruz. O elemanlardan kastım. Bazen suç çetesi çökertiyoruz. Yani istihbarat elemanlarımız var bizim. Devletin olur. Bütün devletlerin var. Resmi ve meşhur bir şeyi ben bahsediyorum. Şimdi baktım ki bir eleman bir speakerlık yapıyor. Ve bir sözcülük ortaya koyuyor. İddiaları ve iftiraları tamamen boş olsa da devlete hedef alıyor. Türkiye'ye güya kendi adına tırnak içinde söylüyorum bir vesayet ortaya koymaya çalışıyor. Neredeyse herkese ipiniz elimde diyor. Ve bir sessizlik hakim. Bilmiyorum tam tarif edebildim mi? Neden sessizlik hakim? Ben tam onu soracağım. Şimdi ben bunu bir anlatayım. Bu soruları ne olursunuz yazın. Hepsini sorarsınız. Peki. Neticede terörle mücadele etmişiz. Terör ekonomisine ciddi bir şekilde darbe vurmuşuz. Türkiye'de organize suç çeteleriyle mücadele etmişiz. Birçoğuna ciddi şekilde darbe vurmuşuz. Biraz sonra gelecek uyuşturucuyla ilgili mücadele ediyoruz, etmişiz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli yakalamaları, en önemli operasyonları ve şu anda elde ettiğimiz sonuç itibariyle de önemli bir sonuç elde etmişiz. FETÖ'yle mücadele ediyoruz. DAEŞ yanı başımızda. Ve Türkiye bütün bunlarla mücadele ederken sanki birileri Türkiye'nin sahayı temizlemesinden ya ürkerek ya sahayı tam temizlemesine fırsat vermeden son kaleyi kaptırmamak için bir hamleye giriyorlar. Yıl 2015. Ben AK Parti Genel Başkan Yardımcısıyım. Başbakan Ahmet Davutoğlu. AK Parti Genel Başkanı da Ahmet Davutoğlu. ...7 Haziran seçimleri gelmeden önce yapılan bir MYK toplantısında değerlendirme yapılırken biz HDP ile anayasa yapabiliriz diye bir cümle çıktı ağzından. Hepimiz böyle baktık. Acaba ne söylenmek istiyor diye. Seçim geçti. Seçim geçtikten sonra AK Parti çoğunluğu elde edemedi. Yani tek başına iktidar kurabilme kabiliyeti oluşmadı. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'yle yapacak. Ya diğer siyasal partilerin bir araya gelecek, yapacak. Ama bugünkü gibi hatırlıyorum. İlk Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında bugün Deva Partisi değil mi? Deva Partisi'nin başkanı Ali Babacan bugün şunu söyledi. İlk cümleleri de o söyledi. Hiç bu işlere bakmamalıyız. Şu anda ekonomiyi ayakta tutmalıyız. Hükümet gitmiş. Yeni hükümet nasıl kurulacak belli değil. Halk bize bu konuda herhangi bir sorumluluk, yani bizatihi tek başına bir sorumluluk vermemiş. Dedim ki, ya bizim sorumluluğumuz bugün bu değil. Bizim sorumluluğumuz bugün demokrasiyi ayakta tutmak ve hükümeti kimin kurabileceğine ait çabalarımızı gerçekleştirebilmek. Ve yine ben siyasal öngörümü söylüyorum dedim. O gün notlar alındı, orada var. Bu seçim tamamlanmamıştır. Kampanya devam etmektedir. Ve Kasım'da da seçim oldu. Peki bu arada ne oldu? Sayın Davutoğlu ve ekibi Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti'nin iktidarı için canhıraş bir mücadele yaptılar. Beraber koalisyon için. Biz bir kısım arkadaşlarımız bunun doğru olmayacağını, bunun Türk siyasetinin doğasına da aykırı olduğunu, bunun Türkiye'yi başka bir tarafa doğru getirebileceğini ortaya koyduk. Tabii büyük bir mücadele başladı burada. Bir taraftan HDP ile anayasa yapabilme kabiliyetini ortaya koyabilen birisi,
Diğer taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi ile iktidarla birlikte yürüyebileceğine inanmıyoruz. Peki dert ne? Dert Recep Tayyip Erdoğan. Onu külliyede enterne edip hareketsiz halde bırakan Amerika'nın Avrupa üzerinden Türkiye'ye uyguladığı bir politikayı Türkiye'de hakim kurmak. Biz bunun doğru olmadığını, bunun yanlış olacağını, tartışmalar o kadar çok şiddetli oluyor idi ki. Bir ara Sayın Davutoğlu tam anlamıyla dengesi kayboldu. Hepinizin odalarında neler konuştuğunuzu dinletiyorum ve biliyorum dedi. Siz bunları ilk kez mi anlatıyorsunuz Sayın Bakan? 7 Haziran 2015 ile 1 Kasım arasındaki süreci bahsediyor. Evet, ama bunu ilk kez anlatıyorsunuz. Yani, bunları ilk kez anlatıyorsunuz. Bunları ilk kez anlatıyorsunuz. Yani bir başbakan, özür dilerim, bir başbakan o dönem milletvekillerini, MYK üyelerini, genel başkan yardımcılarını. Ben partinin teşkilat başkanıyım. Bunu neye sinirlenerek söyledi? Yani işte bu, özür dilerim. Yani Sayın Başbakan partinin MYK üyelerini dinletiyor muydu? Bakın. Hepinizin odalarında neler konuştuğunu tek tek biliyorum diye. Dinletmek başka bir şey. Ha. Sayın Davutoğlu bunu söyledi değil mi? Efendim? Sayın Davutoğlu bunu size söyledi. Bunu bize değil. Merkez Yönetim Kurulu üyelerine söyledi. Bunu neyin üstüne söyledi efendim? Ya bu tartışmalar... Koalisyon yapmayalım falan. Tabii tabii. Yani birçok tartışma yaşadık kendi aramızda tabii o dönem içerisinde. Ve hepinizin odalarında neler konuştuğunu, neler söylediğinizi biliyorum dedi. Ve biz donduk. Arkadaşlarımızla birbirimize baktık. Bunun Türkçe ne anlama geldiği, ne mal olduğu apaçık ortada. Daha sonra başka dedikodular da çıktı. Yani fiziki takipler yapıldığına yönelik ama ona bir karineye ulaşamadık. Çok ciddi bir şey anlatıyorsunuz. Şimdi bunu niçin ifade ettim? Bunu ilgili arkadaşlarımız bilirler. Beraber yaptığımız arkadaşlarımız. Sonra Sayın Cumhurbaşkanımız da bugünkü gibi hatırlıyorum, külliyede birlikte olduk. Dedim ki Cumhuriyet Halk Partisi ile bir iktidar hazırlığı söz konusu. Yani genel şey bu. Gidişat bu. Burada dedi ki sen ne düşünüyorsun dedi. Dedim ki rahmetli Erbakan, bugünkü bir hatırlıyorum söylediğim sözleri. 1974'te yaptı. Üstünden darbe geçti, 20 yıl geçti. Yani yarım yamalak da olsa Refah Yolu iktidarı, ki ben de Refah Yolu'nun Doğru Yol kanadında ilçe başkanıydım. Anca geldi. O da ne kadar durdu. 1991'de Doğru Yol Partisi SHP ile beraber yaptı. Veled Dalin Amin. Türk siyasetinin doğası buna uygun bir doğa değil. Halk, vatandaş iki tarafı birbirini denetlesin diye, birbirini takip etsin diye, birbirine uzlaşsınlar, istedikleri gibi hareket etsinler diye değil. Tam tersi, birbirlerini kontrol etsinler diye. Tam 1800'lü yılların sonundan itibaren bir siyasal sistem kurmuş. Bunu getirip kimse Türkiye'yi angaje etmemiş. Bu Anadolu coğrafyasını angaje etmemiş. Yerleştirmemiş. Vatandaşın kendi değerleriyle ilgili oluşmuş doğal bir serüven bu. Ve bu serüven ne zaman bozulmuşsa bir sıkıntı meydana gelmiş. Sayın Cumhurbaşkanımız bana, ben bunu anlattıktan sonra ben bunun çok yanlış olacağını düşünüyorum dedim ve haklısınız dedi. Bir yere getireceksiniz. Getireceğim. Sonra bunun bir ötesi daha var. Bu mücadele hep devam etti. 1 Kasım seçimlerinden sonra da. 1 Kasım seçimlerinden sonra bu mücadele devam etti ama bu arada başka bir şey daha oldu. Yine Ahmet Davutoğlu'nun think tank kuruluşlarından veya etkili olduğu think tank kuruluşlarından birisine bugün HDP'nin eş başkanı olan Mithat Sancar geldi. Onların koordinasyonuyla.
Mithat Sancar orada bu kritik dönemde bir şey söyledi. Yani çok şey söyledi de özeti şu. Bir, APO içeriden çıkacak. İki, Suriye'de, Kuzey Suriye'de bir devlet kurulacak. Yani bu oradan... Bunu o dönem SETA'da mı söyledi? Evet. SETA'da söyledi. Kuzey Suriye'de bir devlet kurulacak. Başına geçecek. Üç, yine en önemlilerinden bir tanesi, Türkiye'de özel bir anayasa yapılacak. Yani bir anayasa şeyi ortaya koyacak. Anayasada özellik olacak anlamında. Yani buna ait, buna benzer, buna yakın bir değerlendirme, kendine ait bir anayasa yapılacak. Ki biz bunu daha sonra CHP'nin, İYİ Parti'nin özellik değil ama HDP'nin kendi içerisindeki o şeyi de gördük. Yani bütün Türkiye gördü, hepimiz gördük. Dört, bir önemli mesele daha var, o da hatırıma gelince söyleyeceğim. Dört temel başlıkta yukarıdan aşağıya bir değerlendirme yaptı. Yani sonra biz bütün bunları yaşadık. Daha birçok iş yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın külliyeye nasıl enterne edilmek istediğini, orada sıkıştırılmak istediğini hep beraber gördük. Birçok mesele daha yaşadık. Sonra da hakikaten bu meselelerin hangi siyasal sonuçlar doğurduğunu da, nelere doğurganlık oluşturduğunu da bütün Türkiye gördü. Biz değil. Ve ben teşkilat başkanıydım. Çalıştım da Sayın Davutoğlu'yla. Hatta o dönemde yani çok iyi olmadığımız süreçler yaşadık. Ama biz 4-5 arkadaş, 6-7 arkadaş bir araya geldik. Dedik ki bu mesele tehlikeli bir noktaya doğru gidiyor. Ve eğer bu tehlikeli noktaya giderse bunun bir daha geri dönüşü olmayacak. Tehlikeli noktadan kastınız CHP ile kurulacak bir koalisyon muydu? Yok. Zaten CHP ile kurulacak koalisyon 1 Kasım'dan sonra şey oldu, butlan oldu. Yani yok hükmüne. Peki yanınızdaki o 4-5 arkadaş kimdi? Yani çünkü uluslararası networkler, diğer süreçler. Şimdi bir Recep Tayyip Erdoğan varlığı var. 16-15 yıllık o dönem için söylüyorum. Bir dünya siyasa bilgisi var, siyaset bilgisi var. Türkiye'de yaptıkları var. Bir de dışarının eliyle onun sıkıştırılmaya çalışıldığı, tasfiye edildiği bir süreç var. Biz bunu her hamlede görüyoruz. Şimdi bu son olan biteni Sayın Bakan. Şunu bir tamamlayayım mı? Peki Merhaba. Buna mı bağlıyorsunuz? Yani tabii. Asıl hedefin... Söyleyeceğim. Sayın Erdoğan olduğunu mu söylüyorsunuz? Şöyle tam hem Sayın Erdoğan tabii çok doğal olarak. Şimdi burada ortaya çıkan süreç tam anlamıyla, yani o şeyi anlatmadım. Biz arkadaşlarımızla bir mücadele başlattık. Ve 3-4 arkadaşımız, o zaman da büyüklerimiz vardı. Kimlerdi o isimler? Ya isimlerini vermeyeyim. Ve Sayın Davutoğlu'nun partinin içerisinde, partinin genel kuruluş kodlarına, yürüyüşüne, vizyonuna, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuna uygun hareket etmediği kanaatini bir vesileyle gördük. Ve bir MKYK öncesinde imzalar toplandı. Bunda benim de dahlim var. Bizim arkadaşlarımızın da dahli var. Yani isimlerini almadığım için vermiyorum. Yoksa Davutoğlu'nun görevden ayrılmasında birbirimizin kim olduğunu... MKYK görevleri yetkilerinin olması. Ben burada olduğum için söylüyorum. Ve netice itibariyle biz zihninde olan HDP, Kuzey Suriye veya APO veya başka bir şey meselesini kendi siyasal anlayışımızdan uzaklaştırmış olduk. Yıl kaç? 2015.
Ve 2016 sonra Binali Bey genel başkan oldu. Bugün 2015'te 2021'e nasıl geleceksin? Yani evet yani çünkü programında... Yani evet. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün bir, Kuzey Suriye'de bir devlet kurulmaya çalışılıyor. Suriye'nin içerisinde Amerika'nın üsleri alttan 14'e çıktı. 2019 ortasından sonra 2020 ve 2021'de. Bir taraftan bütün bunlar sağlanırken ve gerçekleştirirken Türkiye'ye karşı bir ekonomik saldırılar. Bunu hep beraber yaşadık. Yani Türkiye daralsın, ekonomik olarak küçülsün, hareket kabiliyeti olmasın. Türkiye'nin kendine ait bizim istediğimiz bir anayasası olsun. Türkiye, Suriye, Lübnan, Irak gibi benzer ülkelerin konumuna düşsün. Ve biz burada her şeyi istediğimiz gibi yapabilme kabiliyetine sahip olalım. Ben işin bir sürecini anlattım. 17-25, 6-7 Ekim, 15 Temmuz. Bunu da ona mı benzetiyorsunuz? Yani 17-25 bütün süreçlerin içerisinde, hayır. Türkiye bir operasyona tabi tutuluyor. Ve dikkat ederseniz, o gün de 10 bin dolardaydık. Bugün de 10 bin, 11 bin dolardayız. Türkiye'nin faizi o gün 4'tü, 4,5'tü. Bugün Türkiye'nin faizi 20 seviyeler. Sayın Bakan, Sedat Peker'in açıklamalarını bir operasyon diye mi niteliyorsunuz? Şimdi bakın, burada Türkiye'nin üzerine getirilmeye çalışılan tam da budur. Bir yani hedefsiz mi? Değil misiniz? Ya da işte bu isimleri alınan örneğin Sayın Binali Yıldırım değil, hedef Cumhurbaşkanı gibi bir... Hedef Türkiye. Ya bu 25 Aralık gibi bir operasyon basit, mu diyorsunuz? Çok basit bir operasyon var. Operasyon şu. Türkiye bugün siyasal istikrar nasıl sağlığı? Nasıl sağlıyor? Sorduğunuz sorunun cevabı. Terörle mücadele, ekonomi... Yani tamam onları yapıyor. Orada bir problem görmüyor. İçeride bir konsolidasyon var. Bir problem gözükmüyor orada. İşte en son dün Cudi Cup tenis turnuvası yapıldı. Yani orada bir problem gözükmüyor. Kimle sağlıyor? Milliyetçi Hareket Partisi ile. AK Parti'nin meclisteki işbirliğiyle. Öyle mi? Tartışılmayacak bir siyasi şey var, üstünlük var. Başkanlık sistemi var, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var. Ve Türkiye'de siyasal istikrarsızlık yok. Peki ne yapmak lazım? Bir, terörden bir şey yapılabiliyor mu? Hepimiz unuttuk. Üst üste Türkiye'deki terör olaylarını. Sultanahmet'ten, öyle mi? Dolmabahçe'den. Dolmabahçe'den. Reyna'dan. Ankara saldırıları. Ankara saldırılarına kadar. Gaziantep'e kadar. Gaziantep, evet. DAEŞ, PKK, her şey. Her gün bir bombanın patladığı. Her gün insanların... Ben geçen gün bir söz yaptım. Dediler ki ya öyle bir şey olur mu? Evet. İstanbul'da kapanmayı göze alan alışveriş merkezleri vardı. Korkudan insanların gidemediği için. Türkiye dönem dönem hep böyle saldırılar altında kalmıştır. Kimi zaman ekonomiktir, kimi zaman siyasaldır, kimi zaman teröre aittir. Efendim bu yani... defa özne neden sizsiniz? Efendim? Bu defa özne neden sizsiniz? Özne ben değildim canım. Benim öznelikle bir alakam yok. Peki neden kimse tepki göstermiyor? Şimdi burada öznelikle, ben onu söyleyeyim, öznelikle benim bir alakam yok. Ben olaya, yani şahsi olarak eğer soruyorsanız, evet. Ben olaya, olayın tamamen fotoğrafını görüp, ha ya eski Türkiye'nin son kalıntılarını süpürmeye geldiği andan itibaren birileri devreye girdiler. Bu da o mudur? Peker olayı bir da şey, böyle bir şeydi. Şey, tabii, tabii. İşte böyleyse yani, özne niye sizsiniz? Buradan hani girersek şey güncel bir, olana... Bir soru sorayım. Peki. Özel Hayat Dairesi ne zaman kuruldu Türkiye'de? 1950 yıllarda. Adı 54 adı olması değişti, lazım. 52. Adı girişten sonra. Evet. 52. Parasını evet. Kim verdi? Amerika. Yıllarca. Bunu tabii. Kim söyledi? Rahmetli Ecevit dedi ki ya böyleymiş ben de sonra öğrendim dedi. Peki şimdi, 6-7 Eylül olayları... Bir şey soracağım. Ne? Tabii. Özel Hayat Dairesi örgütledi. Kontrgerilla. Kontrgerilla örgütledi. Paşa kitapta diyor ki biz yaptık diyor. Sonra Paşa'ya yüklenince... Ya ben tam öyle söylemek istemedim diyor. Ama kitap öyle.
25 oldu. Sabri 25, Sabri 25 oldu. Sabri 25 oldu. Şimdi peki bugünün işi mi? Size bir soru soracağım. Erhan Tuncel ile Sedat Peker'i kim araya getirir, bir araya getirir ve kim ortak yapar? Bu sorunun cevabını bana verin. Şey efendim bizim size soru sormamız lazım. Erhan Tuncel. Erhan Tuncel kim? Hrant Dink cinayetinin faili önem veririm. Peki Sedat Peker'e Erhan Tuncel'i kim emanet eder de? O Sedat Peker yıllarca şimdi Türkiye'de ama, nasıl gezdi? Kim bir saniye. Bir şey söylüyorum. Ben bireylerden bahsetmiyorum. Kişilerden bahsetmiyorum. Bir sistemden bahsediyorum. Erhan Tuncel bu ülkede yıllardan beri bu ülkenin en önemli meselelerinden birisi olan Hrant Dink cinayetinin azmettiricilerinden birisi olarak bizde görülmüyor mu? Evet. Kim emanet eder? Hangi sistem emanet eder? Hangi anlayış emanet eder? Tamam ama Sayın Bakan şöyle bir durum yok mu? İzin verirseniz. Peki başka bir şey daha söyleyeyim. Bir soru sorabilir miyim? Ben şunu anlatayım siz peki sorularını soracaksınız. Bu kadar cürümün içerisinde olan bir kişi tecavüz etmiş bir kıza. Karakola gidiyor, emniyete teşhis ediyor. Budur diyor. Dosya orada kapanıyor. Peker ya, trafik cezanızın dosyasını, trafik cezanızın dosyasını kapatamazsınız. Peker için mi böyle bir iddianız var? Benim iddiam yok canım. Belge var. Efendim nasıl gezdi bu adam Türkiye'de yıllarca peki? Ben bir iddianın sahibi değilim. Belge var. Yani tecavüzden dolayı karakola... Tecavüzden dolayı karakola gidiyor. Götürülen Peker mi? Evet. Ve neçe itibariyle orada her şey kapanıyor. Siz bunu ne zaman öğrendiniz? Yanındaki iki kişi yeni işte bu işlerin içerisinde olunca. Çünkü İçişleri Bakanı olarak tabii aksi halde işlem başlatması gereken insanın başına siz gelirdiniz eğer doğruysa bu. Oradaki iki kişi, burada var dosyalarda. Oradaki iki kişi biz Bilecik'ten aldık diyor. Neyi Bilecik'ten aldık diyor? Silah ruhsatlarımızı. Ama Bilecik'e hiç gitmedik diyor. Peki Bilecik'te kim var? Veli Küçük var. Doğru mu? Orada yaşıyor evet. Bakın. Yıllardır görüşmüyorum diyor. Bakın. Görüşüp görüşmemesi değil. Meselenin hangi iklimde oluştuğunu ifade etmek için anlatıyorum. Sayın Bakan izninizle bir soru sorabilirim. Buyurun. Şimdi başlayalım dediğiniz dosya 2003 tarihli. Yani Sedat Peker'in sabıka kaydı böyle 30 yıllık bir sabıka kaydı. Bu herhalde şimdi fark ediliyor değildir. Yani aynı Sedat Peker gözümüzle gördük Sayın Bakan. Aynı Sedat yaptı. Peker 2015'te Rize'de benim şehrimde miting yaptı. Sayın Erdoğan'ın fotoğrafıyla kendisinin fotoğrafını yan yana koydu. Ve 3000-4000 kişi topladı. AK Parti'den bir kişi bile il başkanı, milletvekili burada ne işi var demedi. Beykoz'da miting yaptı. İzmit'te miting yaptı. Sonra AK Parti'nin kanallarında doğum günü canlı yayınlarda kutlandı. Bir başkası iftarına davet etti. Bakın Milliyet Gazetesi öldürülmüş gazeteci Abdi İpek canısına verdiği ödülü iptal ederken Sedat Peker'e en hayırsever iş adamı ödülü verdi. Kültür Bakanlığı Türk AK'nın ödülü verdi. İzninizle Sayın Bakan bir şey söyleyeyim. Tamam yani. Tamam, onu öyle söyleyeyim düzeltelim. Onu düzeltelim peki. Ama bunun dışında AK Parti'den iltifat gördü. AK Parti kanallarından iltifat gördü. AK Parti'nin aile fotoğrafına Sedat Peker girdiğinde bu 2013'teki tecavüz davası bilinmiyor muydu? Mafya olduğu bilinmiyor muydu? Mafya. Siz öyle dediğiniz için söylüyorum yani mafya pisliği dediniz. Ama yani bu 2018'e kadar, 2019'a kadar AK Partililerin sevdiği, AK Partililerin reis diye övdüğü, iltifat ettiği yani biriydi. Genellemek, yani bunu bazı AK Partililere. Efendim? Bazı AK Partililere. Sadece öyle değil, genellemek çok yanlış bir şey olur. AK Parti siyasi hayatı içerisinde siz de ben de çok iyi biliyoruz. 2002'ye kadar eğer varsa 2002'deki 2002'deki notları çok açık bir şekilde gösterebilirse arkadaşlar gösterebilir. 2002'de gazete manşetlerinde şöyle bir şey var. Türkiye'yi mafya teslim aldı. Sizin elinizde varsa gösterelim de bizim ekrandan göstermemiz çok doğru olmayabilir. Şu. Yaşı yetenler o dönemleri bilir. 22-10-2002 AK Parti'nin iktidar... Yapmadı ki 90'larda. Yani 90'larda hiçbir organizasyon yok. Müsaade ederseniz ben bunu ifade edeyim. Türkiye mafyaya teslim oldu. Ben AK Parti'de değildim o dönem. AK Parti'nin Türkiye'ye
birlikte sağladığı en önemli meselelerden bir tanesi ilk meseledir bu. Bunu Türkiye'deki avukatlar bilirler. Türkiye'deki iş adamları bilirler. Türkiye'deki herkes bilir. AK Parti Türkiye'de ilk kez ekonomiyi sıçratmadan, bir takım hamleleri yapmadan mafyayı bitirdi. Bugünü nasıl görüyorsunuz? Ve şimdi bugün İbrahim, sözü siz mi dağıtacaksınız, biz askere mi soracağız? Şimdi nasıl bir yöntemle gidecekseniz öyle. Evet, Sayın Bakan, şimdi yaklaşık 42 dakika sizi dinledik. Onun için çok soru var. Bir de şimdi siz diyorsunuz ki Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak için bir operasyon. Şimdi bizim size o kadar çok sorumuz var ki bunları tane tane soralım. Yoksa şöyle düşünebilir AK Parti seçmeni de sizin tabanınızda bütün Türkiye'de, ya Sayın Bakan'ın, Süleyman Soylu'nun hakkında çeşitli iddialar var. O onları yanıtlamak yerine burada Türkiye'ye operasyon çekiliyor diyor. Dolayısıyla şimdi müsaade edin, biz size soru tek tek bütün iddiaları soyalım. Tamam. Soru hakkındaki bütün iddialar. Şunla başlayabilir miyim Sayın Bakan? Bir, az önceki sözünü ettiğiniz tablo, dediğim gibi yaşı yeten herkes bunu bilir. Yani bir dönemi çok iyi bilir. Ben yani süreden de dolayı Kübra'nın hatırlattığı gibi çok hızlı, çok böyle butik bir şey sormak istiyorum. Bir, çok güzel bir müktesebat, arka plan verdiniz. Dediğiniz gibi ise bu defa az önceki sorum tekraren, niye öznesizsiniz? Niye siz seçildiniz? İki, belki daha sonraki bir soru ama şimdiden hazır hak almışken sorayım. Kendinizi yalnız hissediyor musunuz? Özne seçilmemin sebebi şu. Bir, ben hükümetin bir üyesiyim. AK Parti'nin yöneticiliğini de yaptım. Üç, yalın kılıç mücadelemize devam ediyoruz. Bu kabul ediyor musunuz? Yani terörden. Yalın kılıç derken. Yalın kılıç derken terörle mücadelemize devam ediyoruz. Yani Türkiye'de terör, 15 Temmuz'da Türkiye'deki terörist sayısı 2850 ile 3000 arasıydı. Şu anda kaç? 260. Türkiye'de 15 Temmuz civarında 5550 kişi katılıyordu terör örgütüne. Şu anda kaç kişi katılıyor? Bugün itibariyle söylüyorum, 12 kişi. 3'ü veya 4'ü yurt dışında. Bu şu demektir: katılmıyor demektir. Türkiye'de organize suç örgütleri açısından, ben Ankara'dan geliyorum. Ankaralılar bizi takip ediyorlar. İzmirliler söylesinler. 355 organize suç çetesini çökerttik, bundan 30'u ulusal çete. 393 uyuşturucu çetesi çökerttik Türkiye'de. Ve şimdi buna eğer siz yalan derseniz, ben her şeyi kabul edeceğim. Siz bu başarılarınızdan okulların dolayı önünde, kaç bir dakikamız saniye var? Ben anlatayım. Okulların önünde uyuşturucu çeteleri çocuklarımıza uyuşturucu satıyorlardı. Bonzai içen çocuklar zombi gibi her tarafta duruyorlardı. Bana İstanbul'da bunun 3 tane örneğini göstersinler. Ankara'da göstersinler. Türkiye'de AK Parti iktidarı ortaya bir proje koydu. Dedi ki bunu yapmakla sen görevlisin. Biz de bakanlık olarak tüm müktesebatımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle bunları sağladık. Bu bir başarı mı? Bana göre başarı. Başarılı olduğunuz için bir mi öylesiniz? Peki başka bir şey daha. Benim başarım değil sadece. Bir dakikaya etmemiz gerekiyor. Bu topyekun bir başarı. Sadece benim başarım değil. Peki organize suç, çete, bir de FETÖ'yle mücadele yapıyoruz. Yapıyor muyuz? Yalın kılıç gidiyor muyuz burada? Bizim üzerimizde FETÖ ile ilgili yapmış olduğumuz mücadelede az gidiyorlar. Tam tersi. Bizi bu konuda sert gidiyorlar diye eleştirenler, bazı büyüklerimiz de dahil olmak üzere, var mı yok mu? Var. Peki DAEŞ ile ilgili mücadelede her gün bir DAEŞ operasyonu yapılıyor mu? Yapılıyor. Şimdi burada eğer Türkiye'nin içerisinde istikrarsızlık sağlayamıyorlarsa, sağlayamayacaklarsa, hükümetin uyguladığı politikalar, aynı zamanda İçişleri Bakanlığı'nın müktesebatı ve hakikaten bu konudaki ortaya koyduğu, hele FETÖ'den sonra. Ya Merdan Bey, bir şey söyleyeceğim. Siz televizyonda kaç kişi çalışıyorsunuz bilmiyorum.
Benim İçişleri Bakanlığı'na teslim aldığımda 21 bin İçişleri Bakanlığı'nın emniyet üst rütbelisinin ancak 6500'e 7000 arası kalmıştı. Gitmiş hemen hepsi yani. Şimdi bütün buna rağmen kaymakamların üçte biri gitmişti. Yani neden gitmişti? FETÖ'den dolayı gitmişti. Bütün bunların içerisinde hiçbir mazeret ortaya koymadan Türkiye'de bu operasyonları yürüten, Türkiye'de Doğu ve Güneydoğu'da insanları rahat rahat sokağa çıkaran bir anlayış olacak. Ben çok açık söyleyeyim. Bu operasyonu Türkiye'nin üzerine gelen bir operasyon olarak gördüm. Vatandaş nezdinde ortaya koyduğumuz bu davranışların bizim rahat kendimizi ifade edebileceğimizi anladım ve ortaya çıktım. Peki. Kimse şimdi niye destek vermedi? Bir dakika, bir saniye. Destek aldı Mehmet Akif, sorunun cevabını aradan sonra alacağız. Size kim destek vermedi? Siz operasyonu gördüm ve ortaya çıktım diyorsunuz. Evet. Ortaya çıkmanız biraz aslında bu en büyük yayın bu olacak. O yüzden gazeteci meslektaşlarımın pek çok sorusu olacak. Aradan sonra tane tane hepsini, tüm merak edilenleri soracağız. Birazdan buradayız. Sık ve Net özel yayınında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sorular yöneltmeye devam edeceğiz. Zira ilk bölümde fazla soru sormadık. Biraz kendisini ifade etmek istemişti. Uzunca bir çerçeve çizdi. Ama biliyoruz sizden de niye dinliyorsunuz, neden fazla soru sormuyorsunuz, gazetecilik yapmıyorsunuz diye yorumlar geliyor. İşte bu bölümde kısa kısa bir soru cevap bölümü yapacağız. Şimdi başlayalım. İsmail Saymaz, sizin sorunuz arada kaynamıştı. Evet, yani buyurun sizinle başlayalım. Doğrusu. Sayın Bakanım, bir daha sormak isterim. Yani AK Parti iktidarı döneminde 2015'ten 2018'e kadar Sedat Peker AK Parti fotoğrafının hepsine girdi. Yani mitingler yaptı, hepsinde alkış aldı, övgü aldı. AK Parti medyası iltifat üstüne iltifat yaptı. Hatta bazı yerlerde Sayın Bakan, örneğin dedi ki Barış Akademisyenleri adlı grubun bildirisinden sonra kanlarıyla banyo yapacağız dedi. Bir başka 15 Temmuz anmasına çağrıldı. Onların elektrik direklerini asacağız dedi. Ve bunların ardından yani övgü dışında bir itiraz gelmedi. Kimse de demedi ki AK Parti'nin buna ihtiyacı yok. Öte taraftan yine aynı bu dönemde siz kontrol gerilla dediniz. Özel harp dairesi dediniz. Susurluk döneminde bununla alınan Alaaddin Çakıcı bu dönemde özel bir af düzenlemesiyle tahliye oldu. Ve kendisi de bir başka siyasetçileri, örneğin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden, işte şunu oturturum, bunu oturturum diye mektuplar yazabiliyor. Dolayısıyla bütün bunların hepsi 2016'dan sonra meydana geldi ve burada AK Parti'nin hiçbir sorumluluğu yok. Birisi ekleme yapmamıza izin verin. Yani bu soruya cevap olarak ayrıca şunu söyleyeyim. Yani iki tane, Sedat Peker iki olayı üstlendi Sayın Bakan. İkisine diyor, kendisini katarak üstlendi. Dedi ki, ben dedi Feyzi İşbaşar'ın adlı AK Parti milletvekilini karakolda dövdürdüm dedi. Ve bunu benden o dönem milletvekili olan, bugün de AK Parti MKYK'sında yer alan bir milletvekili rica etti dedi. İkincisi, ben Doğan grubu baskınını yaptım dedi, bunu benden bir AK Parti milletvekili rica etti dedi. Şimdi ilk olaya, ikincisine bir şey diyemem ama ilk olaya denk düşen kişi aşağı yukarı Metin Külünk ve kendisi. Bunun soran gazetecilere Filistin meselesi var, Kudüs davası var, şimdi yeri mi diye cevap veriyor. Allah aşkına bir CHP milletvekili böyle bir şeyle anılsaydı ertesi gün hakkında işlem yapılmaz mıydı? Yani Metin Külünk'ün en azından bu çabası AK Parti milletvekili olan bir kişinin bu süreçteki rolünü ortaya koymaz mı? Ve bununla ilgili herhangi bir işlem yapılmayacak mı? Şimdi gerek organize suç örgütlerinin mensupları, öyle mi? Gerek organize suç örgütlerinin liderleri, gerekse bu konularda iktidarı ve siyaseti veya bir başka alanı istismar etmek isteyenler yanaşırlar, kendi meşruiyet alanlarını oluşturmaya çalışırlar. Sivil toplum örgütleriyle oluşturmaya çalışırlar, iş alemiyle oluşturmaya çalışırlar, siyasi partilerle bunları oluşturmaya çalışırlar. Amaçları nedir? Sedat Peker'in korumaya mı ihtiyacı var? Ama koruması var. Bak, korumaya ihtiyacı var mı Sedat Peker'in? Ama neden koruması var Sayın Bakan? Yani, devlet ama yani... Diyelim ki şöyle bir şey söyleyeyim, var mı yani? Yani bir komisyon koruma vermiş ve sizin döneminizde de devam edilmiş. Amacı ne? Amacı ne yani? Tam da bu sizin bahsettiğiniz. Acaba yani AK Parti'nin birisinin lehine midir, aleyhine midir? Ben akademisyenlerin işte kan banyosunda... Yıkayacağız. Yıkayacağım. Karınızla banyo yapacağız. AK Parti'nin lehine midir, aleyhine midir? Ama takipçilik verildi Sayın Bakan. Bir saniye. Beyefendi, adam benim her şeyime küfrediyor, takipçilik veriyor diyor. Yapmayın. Bir şey söylemek istiyorum. Yani lehine midir, aleyhine midir? Ortalama bir akıl bunun aleyhine olduğunu bilir.
biraz önce söylediğiniz her biri AK Parti'yi tam da veya ilgili siyasi partileri, bu hangi parti ise. Şimdi sadece AK Parti ile ilişkisi yok ki. CHP'li milletvekilinin attığı tweet'i sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Hangisi Sayın Gürsel Tekin'e? O yalanladı Gürsel Tekin onu. Bilmiyorum, orada duruyor. Ama bugün AK Parti BKK'yı seni suçluyor Sayın Bakan. Şimdi bakın. Bütün bunların tamamı organize suç mensuplarının bir takım zafiyetlerden, yerel zafiyetlerden istifade ederek meşruiyet sağlamasına yöneliktir. Rize'deki toplantısına suç duyurusunda bulunmuştur. Benden önce o. Peki koruma nasıl, yani dediğiniz gibi nasıl koruma, niye verdiniz? Peki Metin Külük'le ilgili bir işlem yapılacak mı Sayın Bakan? Bir saniye. Yani koruma kısmı... Sorular çok ya, tek tek yanıt alalım. Hepsine yanıt alalım. Korumayı sordu, nasıl verdiniz koruma? 16 Ocak 2015. DHKPC'nin Sedat Peker'e ilgili kişiye tehdit kurgusu diyor. Sonra 26 Ocak 2015. Böyle bir kurgu var ama ben böyle bir koruma istemiyorum diyor. 30 Ocak'ta komisyon toplanıyor, reddediyor. Hemen 6 gün sonra diyor ki hayır ben istiyorum diyor. Ve netice itibariyle 2 ay sonra tekrar komisyon toplanıyor. İlgili terör, istihbarat, bütün bu birimler bir araya geliyorlar ve kendisine koruma veriyorlar. Şimdi esas iş bundan sonra. Şimdi bunu... Kaç yılında veriliyor Sayın Bunu Bakan? 2015. Emniyet, İstanbul Emniyet Müdürü zannediyorum Selami Altınok. Terörden sorumlu müdür yardımcısı da zannediyorum... Mustafa Bey. Mustafa Çalışkan. Şimdi... Şu adamı Nurettin Demir. Yakın görelim arkadaşlar. Şunu lütfen yakın görün. Şimdi milletimizin bunları bilmesi lazım. Yani biz nelerle uğraşıyoruz? Ne mücadeleler veriyoruz? Nurettin Demir Kadıköy Eski İlçe Emniyet Müdürü. 93'lü. 93-99 arası irtibatta bulunduğu en önemli adam Sedat Peker. Kardeşi Nurten Demir. Hatırlamak mümkün mü bilmiyorum. 92'de DHKPC'den öldürüldü. Diğer kardeşi Nurhan Demir. O da DHKPC'nin eylemlerinde iltisaklı. Ve 2015 yılında tam da koruma ihtiyacı olmayan bir adam. Sanal, Erhan Tuncel işi sonra 2017. Sanal bir tehditle, kurgu bir tehditle. Aynısını tekrar söyleyeceğim, şaşıracaksınız. Yani bir örneğini daha vereceğim bunun. Bu tek değil. Yani biz, ben İçişleri Bakanıyım. İstanbul'da her verilen korumanın kime verildiğini bu dönemde de bilemeyebilirim. Bir takım tehditler oluşur. Günübirlik korumalar verilir. Ancak özel koruma kararı vardır. Bana ait bir karardır. Yani daha doğrusu Merkez Koruma Kurulu'na ve İçişleri Bakanı'nın onayına, düzelterek söylüyorum. Ait bir karardır. Ama yakın koruma, tehditlere yönelik korumalar, ilk koruma, il emniyet müdürü tehditleri belirler. Çünkü riskli bir iştir bu. Birçok gazeteci arkadaşta da var. Bizim yaklaşık 15 bin korumamız vardı toplam. Benim dönemimde 5 bine düştü. Tekrardan söylüyorum, 5 bin. 5 bin korumaya düştü. Bunun %40'ı da hakimler ve savcılardır. Efendim Sedat Peker'e gelirsek. Şimdi Nurettin Demir, 93-99 DHKPC. Ve 2015'te Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Nurettin Demir, kardeşinden kalan DHKPC mirasıyla bir kurgu üretir. Ve DHKPC esas itibariyle bu kişiyi tehdit ettiği ortaya çıkar. Ve silsileyi meratip başlar. Derler ki şu şu sebeplerden dolayı DHKPC'nin tehdidi var. DHKPC tehdidi sebebiyle buna bunu vereceğiz. Sonra bu kişi ne olmuş? FETÖ'den cezaevinde şu anda. DHKPC, mafya ve Kadıköy'de herkes bilir ki bir kişi bunun aleyhinde bir şey söylesin. Sedat Peker'in cipini kullanır bu. Cipini. Herkes bilir. Herkes bilir de niye engellememiştir Sayın Bakan? İstanbul'daki bütün polisler bilir. Arkadaş bir şey söylüyorum yani. Netice itibariyle başta bir şey anlatmaya çalıştım. Gücüm yettiği ölçüler içerisinde. Sevgili dostum, ben Kadıköy İlçe Emniyet Müdürünü görevden aldım. Benim mi? Bunu değil. Bir sonrakini. Sorumluluk bana mı ait? Hayır. Benim telefonum 1994, 2000 kaçtayız şimdi? 21.
Kaçım? Numaranız hiç değişmedi. 27 yıldır aynı telefon. Türkiye'nin neresinde? İlçe başkanıyken aynı, il başkanıyken aynı, siyaset yapmıyorken aynı, bilmem ne yapmıyorken aynı. 27 yıldır benim telefonum aynı. Size bir şey söyleyeceğim. Soracaksanız söylerim de. Bataklık operasyonunun ilk ihbarı şahsıma geldi. İstihbarat, terör. Bütün arkadaşlar bilirler ki benim ihbar hattım, ihbar ağım geniştir. Kapıkule'ye şu araçta para gelecektendi. Bu para uyuşturucu parasıdır. Arkadaşlara verdim. Yanlış olabilir, doğru olabilir. Ama operasyon doğru çıktı ve oradan bir bataklık operasyonu başladı. Kadıköy Emniyet Müdürü bir... Yani randevu demeyeceğim de işte ne diyorsunuz ona siz masaj salonları gibi yerlerle ilgili. Gitti. Sultanbeyli Emniyet Müdürü'nün bu kişiyle beraber, Necat Taş'la beraber bataklık operasyonu içerisinde para taşıma işi bana geldi. Yine ifade edeyim ki bu işin içerisinde de bu şahıs var, bataklık operasyonu içerisinde. Biraz sonra o Çetin Gören'in nasıl bir adam olduğunu da burada hep beraber görüşeceğiz. Biz bunlardan ne anlayalım efendim? Şunu söyleyelim. Burada Nurettin Demir böyle bir şey uyguluyor. Sahte ihbar gönderiyor. Sahte ihbar. Sahte ihbar. Sahte ihbar gönderince aynı sahte ihbar kimle oldu bir kere? Hatırlarsanız orada da beni çok dövdüler. CHP il başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun korumalarını aldım ben. Hatırlar mısınız? Evet. Kaldırdığınız için eleştirdiniz. Tabii, tehdit yoktu. Yani tehdit yok ama yani. Yani tehdit olmayan birisine şimdi sizin tehdidiniz yok. Çok bu konuda herhangi bir rapor yok. Korumanız olması gerekir mi? Yakın koruma, özel koruma olmanız gerekir mi? Hayır. Değil mi? Kaldırın kardeşim. Konu dışı ama Kaftancıoğlu'nun kaldırılması biraz siyasi bir karar gibi görünüyor. Sonra ne olduğunu biliyor musunuz? Mesela Kaftancıoğlu'na tehdit nereden gelir? Nereden gelebilir? Yani Kaftancıoğlu kim geldi, her gün tehdit ediliyor Sayın Bakan. Zaten. Her gün küfür yiyor. Her gün işaret ediliyor. Değil, efendim. Yani Merdan Yanardağ da her gün tehdit ediliyor, küfür. Bu da risk altında. Mehmet Akif de bir programda bir şey söylüyor. Bu değil. Bu başka bir şey. Ama Hrant Dink böyle oldu Sayın Bakan. Hrant Dink de böyle hedef gösterildi. Bir saniye. Burada bunu takip eden, bu konuda hedef gösterildiği zaman konuya müdahale eden devletin kurumları var. Canan Kaftancıoğlu'nun ben korumasını aldım. 15 gün sonra Canan Kaftancıoğlu'na DHKPC tehdit etti. Söyleyeyim mi? DHKPC tehdit etti. Canan Kaftancıoğlu DHKPC niye tehdit etsin? Niye tehdit etsin? Ya bir sektör oluşmuş diyorum. Ve bu sektör Sedat Peker'de de istenildiği zaman başka yerlerde de oluşan bir sektör. Kurgular üzerinden peki, koruma kararı sektörü. Şimdi Sayın Bakan uzatılmasının sebebi ne? İhraç. Bu ihraç. 2017'de Özgür Taşdemir şurada yazıyor. Bütün sistematiği iki yerde kumarhanesi var. Biraz önce söylediğim isimle beraber ortak. Bu kumarhaneler sebebiyle, bu kumarhanelere DHKPC baskını sebebiyle 2017'de yani ben İçişleri Bakanı olduğum zaman o dönem içerisinde bu tehdidi yenilediler. Bu tehdidin yani DHKPC'nin şu kurgu tehdidinin üzerine bir tehdit daha yenilediler. Ve netice itibariyle bu tehditle beraber bunu sağlayabilecek imkanı oluşturdular. Ben bunu ne zaman öğrendim? 2018'in ortalarından sonra, yani Sedat Peker'in koruması olduğunu, bir polis koruması olduğunu, 2018'in ben Canan Kaftancıoğlu'nun da koruması olduğunu bilmiyorum. Ama şunu söyleyeyim, mesela HDP'nin eş başkanı kadın Pervin Buldan'a korumayı ben verdim. Neden? Bir provokasyonla karşı karşıya kalmamak için ben verdim. O günün eş başkanı kimdi? Sezai Temelli. Sezai Temelli. Ona da korumayı ben verdim. Öğrendiğinizde kaldırdınız mı Sayın Bakan? Şu anda öğrendiğimde istihbarat başkanımız burada. Öğrendiğimde ne oldu? Ha başında ben bu korumayı verir miydim? Verir miydiniz? Vermem. Ne oldu öğrendiğinizde? Öğrendiğimde istihbarat başkanı dedi ki 2018'in ortalarından sonra. Ya dedi bir operasyondayız. Biraz sabredin ne olursunuz. Bu kadar basit. Bir operasyondayız. Operasyonda ne? Biz bunları dinliyoruz. Bunların bir iş üstündeler. Ne olursunuz biraz sabredin. İstihbarat başkanımız. İstihbarat.
Netice itibariyle biraz sabrettik. Sonra da aldık koruması. Koruma yurt dışına bakın, götürülen nitelikte bir koruma mıydı Sayın Bakan? Koruması şöyle. Şimdi ben bir soru soracağım. Onu da anlatacağım. Hı hı. Özel korumalarda yurt dışına gidildiğinde devlet sağlar. Bu tip yakın korumalarda yurt dışına gidildiğinde kendisi izin alarak gider. Yani devletin orada herhangi bir şey yoktur. Koruma mı izin alır? Koruma aslında yurt dışına çıkmak için izin alır ama kendi ilinden izin alır. Yani onu şeyden izin almaz. Yani emniyet müdürü. Burada birisi kurumsaldır. Yani bir kurumsal gidiş söz. Mesela Diyanet İşleri Başkanımız yurt dışına gidiyorsa bu devlet tarafından karşılanan bir işle beraber gider. Parası devlet tarafından karşılanır. Bunu Sedat Peker karşıladı. Yani kim karşıladı ben bilmem. Onun koruması olduğu için söylüyorum. Bir şey söylüyorum. İsimlendirmek için söylüyor değilim. Ben size sistemi anlatıyorum. Yani onu öyle yapar, böyle yapar, öyle eder, böyle eder demiyorum. Netice itibariyle devlet bana şunu söyledi. Bizim arkadaşlarımız. Bunun biraz daha veya organize suç. Biraz daha bunun takip edilmesi gerekir. Alırsak başka bir şey anlaşılır. Peki dedim. Netice itibariyle bu mesele... Koruma üzerinden bir takip yapılıyor. Yani demek. Veya yani orada sadece koruma üzerinden bir takip aynı zamanda yani eğer biz buna bir şey değişikliği yaparsak, durum değişikliği söz konusu edersek... Başka bir şey düşünmeye başladım. Peki yurt dışına Sayın çıktığında Bakan, özür dilerim Merdan abi. Yurt dışına çıktığında var, koruması İsmail. Yanında mıydı? Yok. Son yurt dışına çıktığında. Evet. Ya bir daha gelmemek üzere ayrıldığında. Yok. Koruması yanında değil. Peki. Az önce ilk sorun havada kaldı. Evet, onu birazdan alacağız. Herkese söz vereceğim. Metin Kürt meselesiyle ilgili bir takipat yapılacak. Şimdi şunu da söyleyeyim. Bu konuyla ilgili soruşturma açtık. Koruma meselesiyle ilgili. Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcımızın başkanlığında ki çok az görülen bir şeydir İçişleri Bakanlığı'nda. Emniyet Teftiş Başkan Yardımcımız ve güçlü bir ekip. Bu işi inciğine, cinciğine... Koruma işi değil mi? Burada, evet. Hı. Ne yapılacak, ne edilecek, nasıl yapılacak, buradaki eksik nedir, aksak nedir? Bunların tamamına bakacak. Kimin burada bir şey varsa, bir istismarı, bir imtiyazı, bir kurgusu... Bunun hesabı da sorulur. Onun öncesinde bağlantılı bir soru sormuştu. Metin Külük meselesini tekrar sormak isterim Sayın Bakan. Yani bununla ilgili bir soruşturma yürütülüyor mu? Bir de neyle isimlerden söz hakkı doğuyor ama net cevap Feyzi alalım. Feyzi İşbaşaran'ın karakolda dövülmesi ve bir başka milletvekilinin iddiaya göre Doğan grubunun basılması olayını rica etmesi meselesine dair. İnan bir şey söyleyeyim mi? Bu konuyla ilgili herhangi bir bilgim yok. Bilgim olsa ama bu konuyla ilgili yani ben her kriminal olayı biliyor değilim. Kaçmam da söylerim. Derim ki bu böyledir. Bu mesele böyle tanzim edilmiştir. Ama tekraren söylüyorum. Organize suç örgütü mensupları, her yere sızıp veya hırsızlar. Ya arkadaşlar benim adımı kullanan en az 30 kişi hapse girdi ya. Hapse girdi. Neden? Ben Süleyman Soylu'yu tanıyorum. Hakikaten bir kısmı geçmişten tanıyorum. Kimiyle siyasette yolumuz kesişmiş. Kimiyle başka bir yerde yolumuz kesişmiş. İstismar etmek isteyen, sizin isimlerinizi istismar etmek isteyen kimse yok mu? Veya hayatta başka bir statüyü istismar etmek isteyen kimse yok mu? Herkes var. Organize suç örgütleri kendilerini meşru göstermeye, devlete yanaşık göstermeye sağlar. Hele bu adam, biraz önce söyledim. Bakın, Rize'de bir adam öldürülüyor. Çay kaçakçılığından dolayı. Öldüren bunlar ya bayramda mahkeme toplanıyor olay ortadan kalkıyor. O zaman yargıda da bir şimdi ama büyük bir skandaldan bahsediyorsun. Ama elbette ki ya 1998, 99, 90, 2000 peki başka bir şey daha söyleyeyim. Bir meseleyi daha ifade edeyim. Yani meselenin nasıl devletin içine döneminde eski Türkiye'de sirayet ettiğini anlamak için anlatmak için ifade etmeye çalışıyorum. Ben bu ülkenin evladıyım. Bugün İçişleri Bakanıyım, yarın İçişleri Bakanı değilim. Bakın eğer ben bunları söylemezsem, ben bunları bugün ifade etmezsem, anlatmazsam sizin biraz, sorumlu hissederim kendimi. Biraz önce gösterdiğiniz Milliyet Gazetesi 2002'ydi galiba. Yani orada organize suç örgütlerinin yanlış hatırlamıyorsan tabii gazete küpür elimde değil. Mafya teslim olduk. Onun altında çok sayıda mafya ve organize suç örgütünün çökertildiği belirtiliyor.
Yani çünkü 57. hükümet dönemine denk geliyor aşağı yukarı AKP iktidarından önce. O dönemde hem ülkücü mafya diye bilinen organize suç çeteleri hem de benzer yapıya sahip diğer gayrimeşru alemdeki birçok grup o dönemde yakalandı ve içeriye atıldı. Alaaddin Çakıcı o dönemde hapse girdi. Sedat Peker o dönemde hapse girdi. Kürşat Yılmaz o dönemde hapse girdi. Ama sizin iktidarınızın döneminde yani AKP iktidarı döneminde bunların hepsi teker teker çıktılar. Yok. Sedat Peker de bunlardan biri. Ve Sedat Peker'le AKP örgütleri arasında çok yakın bir ilişki olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi çok ciddi iddialar var. Daha somut iddialara gelirsek yani hem seyircilerin beklediği, Türkiye'nin beklediği somut iddialar var. Şeyi kabul etmem tabii yani AKP, AK Parti örgütleri. Yani şöyle diyelim. Mesela valilerden himaye görüyor, çakarlar arabalar veriliyor, milletvekilleri rica ediyor, onu dövün diye Sayın Bakan. Rize'de miting yapıyor. Efendim bir şey söyleyeyim. O zaman Sayın Bakan sizin de bir iddianız var. Bir organize suç örgütünün ipe sapa gelmez iddialarını eğer biz karine kabul eder, doğru kabul edersek İçişleri Bakanı'nı da yargılarız. Efendim vatandaş İçişleri Bakanı'nı da yargılarız. Miyim arkadaşlar? Hayır, İçişleri Bakanı'nı da yargılarız. Bu ülkenin bütün yöneticilerini de yargılarız. Merdan Bey ben sorusu yarım kalmasın. Somut olaylardan da olgulardan var. Sayın Bakan şöyle, şimdi şunu hemen belirteyim. Sedat Peker'in söylediği her şeye temkinle yaklaşmak gerekiyor. Bu açık. Yani çünkü bir suç örgütü lideri sonuç olarak ya da reisi, elebaşı. Şüphelisi. Evet. Şu anki durumu şüphelisi. Şu anda öyle. Bir soruşturma hukuki, var. Hukuki deyimi, evet suç örgütü elebaşısı olmaktan dolayı şüpheli. Hakkında bir soruşturma var. O bakımdan temkinli yaklaşmak gerektiği açık. Ama bu durum ortaya attığı bazı iddiaların. Suç örgütü lideri kararı var. Evet. Ya, o, mahkumiyeti de var. Tabii bu konuda mahkumiyeti de var. Yeni bir soruşturma var. Sizin sözünü ettiğiniz yeni bir soruşturma. Şu an aklandığı için şu anki soruşturmadan dolayı şüpheli yok, geçmişte diyorum. Geçmişte aklanmış olmuyor. Cezasını çekip çıkmış durumda. O bakımdan karar yerinde duruyor. Dolayısıyla ortaya attığı bir dizi iddia var. Bu iddia bizim bazı, ben 36 yıldır gazetecilik yapıyorum. Yani bizim tanık olduğumuz, izlediğimiz, müktesebatını bildiğimiz, içeriğini bildiğimiz birçok dosyayla örtüşüyor. Örneğin Kutlu Adalı cinayeti. Kıbrıs'ta. Önemli bir cinayet. Kıbrıs'ın uğur mumcusu olarak bilinir. Şimdi diyor ki Korkut Eken benden profesyonel bir tetikçi istedi. Ben de kardeşimi verdim. Şimdi kardeşi tutup gözaltına alındı Muğla'da. Fakat Korkut Eken duruyor. Mehmet Ağar yerinde duruyor. Bir soruşturma yok. Şimdi Ağar ailesinin AKP ile ilişkisi biliniyor. Oğlu Elazığ milletvekili. Bunun yanı sıra başka somut, yani suçu neredeyse tanımlayan işler var. Biraz önce İsmail'in söylediği, İsmail Saymaz arkadaşımızın söylediği gibi. Şimdi Metin Külünk adı geçiyor. Ben AKP'de bir milletvekiline her ay 10 bin dolar para veriyorum diyor. 10 bin dolar. Şimdi bu Külünk müdür değil midir bilemem. Ancak somut bir olay var. Hürriyet gazetesi basılıyor. Bir milletvekili, eski bir milletvekili karakolda dövülüyor. Bunun bir ilişkisi var. İki, Sedat Peker sizinle ilişkili olduğunu söylüyor. İşte Sancaktepe Belediye Başkan Adayı sizin yaptığınız Erdal Aras, sizinle fotoğraflarının olduğunu, MYK'ya, Demokrat Partisi'nin MKYK'sına girdiğini, kendi arkadaşı olduğunu, adamım değil arkadaşım diye de düzeltiyor. Şimdi biraz önce herkes çok yakından izliyor. Merdan Bey tüm iddialarını benle ilgili bir söyle. Yok, hayır tweet de atmış biraz önce. Diyor ki ben Erhan Tuncel'le hiçbir yerde karşılaşmadım. Görüşmedim, konuşmadım, telefon kayıtlarım yok. Yani böyle bir duello gidiyor ve dikkatimi çekiyor. Onu da değerlendirirseniz iyi olur. Bir istirham olabilir mi? Tabii buyurun. Bütün iddialarını benle ilgili. Tek soracağız zaten. Yok soracağım onları. Yani siz evet. Şimdi sadece şimdi sizi hedefleyen bir yanı var. Mesela Sayın Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan'ı bunların dışında tutuyor. Partinin kimi kadrolarını bunun dışında tutuyor ve sizi hedefleyen bir yaklaşım var. Dönüş biletimdi diyor size. Şimdi bana söz verildi diyor. Nisan ve bir telefon görüşmesini diyor. Yayınladı. İşte Işık kardeşler bir telefon görüşmesini yayınladı. Siz reddettiniz bunu. Böyle bir sıkı bir ilişkinin olduğuna dair ortada çok ciddi şüphe var. Şimdi 45 milyon izlenmiş bu videolar. Yani bu videolardaki her iddiaya değinmek gerekiyor. Şu anda da milyonlar izliyor bizi. Şimdi bir de kardeşinin adını veren bir isim var ortada. Yani niye kardeşinin adını veriyor? Alınmadı diye de soruyor. Korkut Eken alınmıyor. Şimdi Kutlu Adalı cinayeti önemli bir cinayet. Bir kontrgerilla cinayeti. Ve Susurluk döneminde geçen bir dizi isim burada da var. Bir dizi isimle karşılaşıyoruz. Yani bunlara somut bir yanıt vermeniz lazım. Erdal Aras'ı tanıyor musunuz? Tamam, bir saniye. Bir. İki. Korkut Eken hakkında bir soruşturma açıldı mı? Mesela Marina, Yalıkavak Marina'sı hakkında sık sık
gündeme geliyor. Tamam, tek tek ağırlar gidelim. Hakkında bir soruşturma açıldı. Ya bunların hepsine girmek lazım. Buyurun. Tek sorun. Bize de soru kalsın. Şimdi tek tek bunlara soru çok. Tabii ben doğru yol pastası siyaset yaptım. Binlerce bu milliyetin insan, manşetinin altına bir bakabilir miyim? Binlerce insanla, yüz binlerce insanla diyalogum oldu. İlçe başkanlığı yaptım. 5 yıl Gazi Osman Paşa ilçe başkanlığı yaptım. Yaşım 25'ti. Arkamda bir tek kara leke olduğunu söyleyen birisi olsun, namusum üzerine yemin ediyorum ki hayatta kimsenin yüzüne çıkmayacağım. Beni bir tane finanse ettiğini söyleyen siyasetçilerin şeyler olur değil mi? Bir tek finanse ettiğini söyleyen birisi olsun, bir kimsenin yüzüne çıkmayacağım. Çoluğum, çocuğum, ailemin geçinmesine 1989'da yaklaşık kaçtı? 20 yaşında. 3 arkadaşım, bir Ermeni arkadaşım, Fuat ve ben şirket kurduk. O tarihten beri bu ülkeye fatura keserim. 95'te de sigorta şirketim var, fatura keserim. Herkes iş yerimin nerede olduğunu, hayatımı nasıl, biraz önce söyledim ya, biz şeffaf olmak zorundayız. Eğer biz şeffaf olmazsak, biz milletin kılıcını sallayamayız. Kendi kılıcımızı sallarsak, bu sefer biraz önce bahsettiğiniz kirli ilişkiler ağı içerisinde oluruz. Bir, Erdal Aras partinin bir kişisi orada. Binlerce insan biz kazanınca yanımızda zaten. Ve netice itibariyle partinin belediye başkan adayı, şimdi siz söylediniz diye ben belki olmuştur belki olmamıştır diye düşünüyorum. Ama şunu da ifade edeyim. Bir kişi birisiyle bir ilişki kurdu diye onun tamamını o günkü Doğru Yol Partisi'ne, bugünkü AK Parti'ye teşmil etmek kadar zavallılık ve zayıflık var mı ya? Ya ayıptır. Zavallılık ve zayıflık var mı? Neymiş? Ben gönderdim diyor. Kongreyi almasını ben sağladım diyor. Bir saniye. Demokrat Parti zaten benim finansımı herkes sağladı. Ben o referanduma çıktım. Referandumda FETÖ sağladı. Özgür'e söylersen öyle. Şeye çıktım. Ben nasıl bir adamım ki? Herkes benim finansımı sağlayabilmek için büyük bir gayret sarf ediyor, çaba sarf ediyor. Bakınız, benim bir jipim vardı, Kia Jip şirketimin. Engin Sigorta ve Aracılık Hizmetleri Limited şirketi diye bir şirketim var. Herkesin bildiği. O şirketin başına çok iş gelmiş bir şirkettir siyaset yüzünden. Bu şirketimin Kia Jip diye bir arabası vardı. Onunla beraber Anadolu'yu gezdik. Hangi Doğru Yol Partisi'nden bahsediyor da bizi almayacaklar? Doğru Yol Partisi'ne kimse kalmamış ki. Isparta'da kepenekli vardır söylesin. Antalya'dakiler söylesin. Peki. Çorum'da gece bir yarısı eksi 4 derecede 5 derecede gittiğimiz insanlar söylesin. Balıkesir'deki arkadaşlarım söylesin. Bunların hepsi uydurulmuş, dönemle beraber ilintilendirmeye çalışılan hikaye. Ama esas sorduğunuz sorular var. Bunların hiçbir iler tutar tarafı yok. Efendim bir tane söyleyeyim. Erdal Aras, Sedat Peker'in diyorsunuz ki, Korkut Eken meselesi. Bir şey söyleyeyim. Ben bu tiplerden hoşlanmıyorum. Çok açık söyleyeyim. Şimdi Arif Paşa, Arif Çetin jandarma tarihinin önemli işlerini yapıyor değil mi? Ne yapması lazım yani? Bundan sonraki 20 yıla vesayet mi koyması lazım? Biz terörü getirdik, 3000'den 260'a düşürdük. Ben bundan sonra bu rajonu keserim demesi lazım. Bu ayıp değil mi? Devlet bize ne veriyor ya? Devlet bize verdiği verini veriyor zaten. Şeref veriyor, itibar veriyor. Ailemize, çoluğumuza, çocuğumuza, her şeyimize veriyor. Bizim Arif Çetin'le de fotoğraflar yayınlandı. İşte Sedat Peker'in adamı olduğu belirtilen bakın, birinin şey fotoğrafları var. Her birisi, bunların her birisi biraz önce benim itiraz ettiğim, eski Türkiye diye anlatmaya çalıştığım, AK Parti'nin eski Türkiye'den çekip çıkardığı, bugün Cumhur İttifakı ile beraber bunu sağlamaya çalıştığı hadise tam da bu. Bu burada bize yardım edeceğine, bu mücadelede ya bu adamlar, bu temizliğin içerisinde bu mücadeleyi, Türkiye'yi hakikaten son kalesini kimseye kaptırmamak için çaba sarf ediyorlar. Organize suç örgütlerini tasfiye ediyorlar. Bu insanlarla ilgili takibatları yaptıran benim. Sayın Bakan, özel af çıkarttınız. Bir saniye, ben çıkartmadım. Bütün Türkiye çıkarttı. Ne afı çıktı? 8 ay sonra, 10 ay sonra çıkacak. Bu temizlik miting meydanında mı yapıldı Sayın Bakan? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sonrasını bana sorun. Sizlerin oylarıyla, AKP ve MHP oylarıyla yapıldı. Erdoğan Bey, sonrasını bana sorun. Ben kimseyi hukukun dışına çıkartıyor muyum, çıkartmıyor muyum? Bana sonrasını sorun. Bana muhalefet partisi genel başkanlığı tehdit etti ya. Bana sonrasını sorun. O hukukun fasulye işidir. Sopasıyla döverim diye tehdit etti. Erdoğan Bey, hukukun işidir. Tekraren söylüyorum. Ben hem hukukun sahibi, hem mafyanın takipçisi,
hem terörün takipçisi. Hayır, biraz önce siz AKP adına konuştuğunuz afet için meselesinin, iktidar adına soruyoruz. Yani, ama hukuk var. Hukuk iktidarı temsil eden bir kişi olarak soruyoruz size. Merdan Bey, hukuk AK Parti adına konuşmuyor. Hukuk kendi adına konuşuyor. Benim de itirazım var ya. Anama sövdüler, itirazımı dile götürdüm ya. Bana eşime hakaret ettiler. Sizin önünüze koysam kimyanız bozulur, eve gidemezsiniz. Adam bir kapıdan girdi, öteki kapıdan çıktı. İtiraz ettim ben buna. Hala itiraz ediyorum. Hala sosyal medyada bu konudaki itirazlar olmadığı, yasanın çıkmadığı için itiraz ediyorum. Sizin adınıza itiraz ediyorum. Ben İçişleri Bakanıyım. Kuvvetli ve kudretli bir adamım. Ben itiraz ediyorum. Sizin adınıza. Masumlar adına itiraz ediyorum. Yani yargı kısmı peki, beni ilgilendiriyor. Peki diğer konuda gelirsek o zaman. Aynı meselesini sordum. Evet, tek sordum. Şimdi bana sorun, ben söyleyeyim. Bakın, hani dediniz ya Mehmet Ağar'la beraber şeysiniz. Evet. Ben 95'te ilçe başkanıyım. Bunu da anlatayım. Sorduğunuz her soruya cevap veriyorum. Buradaki bir tane sorunuzu bırakmayacağım burada. Kutlu Adalı cinayeti dahil. Bugünkü alınan adamın veya dün alınan adamın niçin alındığı da dahil olmak üzere. Yani Sedat Peker adını verdi zaten, kardeşinin adını. Ben gönderdim dedi. Şimdi Kırbısı. Ha? Ya ben istiyorum. Hukuk orada devreye girsin. Bu adamın alınmasının sebebi o değil. Yapılan ihbarla, ruhsatsız tabanca sebebiyle alındı. Bakın, Kutlu Adalı soruşturmasıyla ilgili değil yani. Tam da bunun için alınması lazım. Ben de sizle aynı kanaatteyim. Ve bugün bunun için alınması için Emniyet Genel Müdürlüğü'ne KOM dairesine yazı yazdırdım. Bir iddia var bu iddianın. İlk gözaltı sizden bağımsız. Peki ben mi yazdırmam lazım? Resen devreye girilmesi lazım. Ya demek ki siz iddiaları ciddiye alıyorsunuz bakın, o zaman. Diğerlerine de bakmak lazım. Ben niye almayayım? Başka gözaltı ben almak zorundayım. Benim görevim nedir biliyor musunuz? İçişleri Bakanı olarak benim görevim önleyiciliktir. Meseleyi gördüğüm an meseleye müdahale etmektir benim görevim. Benim görevim olay çıktıktan sonra olay sonu raporunu yazmak. Kutlu Adalı cinayeti dediniz ona. En ufak bir şey varsa, eğer açık duruyorsa bu bizim namus meselemizdir. Bu birincisi. Hemen devreye girilmesi lazım. Kıbrıs içinde kim söyle, kim yapmışsa bedelini ödemekle mükelleftir. Türkiye'nin böyle bir hesabı kitabı yoktur. Tayyip Erdoğan'ın hiçbir zaman böyle bir hesabı kitabı olmam. Ben Sayın Cumhurbaşkanımla çalışıyorum ya. Bana hiçbir meselede şunu şöyle yap, bunu böyle yap diye bir talimat vermemiştir. Efendim hukukun gereği böyle bir adım atacağız. Yolunuz açık olsun. Bitti. Kutlu Adalı'yla ilgili bir adım atacak mısınız? Elbette. Yani size düşen bir şey var mı? Adalet Bakanlığı, savcılara. Ben şimdi arkadaşlarıma bugün talimat verdim. Bana dersen ki ya Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili bizim dönemimizde, AK Parti döneminde Hablemitoğlu, ki o da FETÖ'nün işi, onun dışında bir faili meçhul var mı? Allah'ını severseniz söyleyin ya. Yani söyleyin, Hablemitoğlu. Siyasi faili meçhul cinayet FETÖ cinayetleri var. Cinayet var. Bir dakika, faili meçhul cinayetleri de çözüyoruz. Arkadaşlarımız her ay rapor hazırlıyorlar. 170 bin faili meçhul olay çözüldü şu ana kadar. Jandarma ile emniyetin verilerini bir araya getirdik diye. Yine ifade edeyim. Biz terörle mücadele ediyoruz değil mi? Ediyoruz terörle mücadele. Peki 4,5 yıldır İçişleri Bakanlığı yapıyorum ben. Türkiye'nin iç güvenlikle ilgili terörle mücadele meselesi kime ait? Bizim muhtemizde değil mi? İç güvenlik operasyonları. Ya Veys Bey, Mehmet Akif Bey, Kübra Hanım, ne olursunuz söyleyin. Eğer böyle bir şey varsa, bakın ben boş kağıda imza atmaya hazırım. Terörle mücadelede bu başarının altında gayri hukuki, beyaz toros, insanlara işkence, faili meçhul cinayetler eğer varsa bu dönem içerisinde. Ben bana getirin burada boş kağıda imza atayım ve Sayın buradan çıkayım. Sayın Bakan şimdi bakın, bir siyasi partiyle iştiren gazetecilerin hep sokaklarda dövüldüler. Levent Gül'deki sokakta dövüldü. Ben başka bir şey söylüyorum. Siz başka yani, ama işkence, yani sizin ama Allah'ını severseniz yani değiliz ki, böyle ben Türkiye'deki var, terörle bakan mücadelenin getirdiği yöntemi, yolu anlatıyorum. Selçuk Özdağ dövüldü Sayın bakın, Bakan evinin önünde. Bakın bunların hepsi, ben terörle mücadele, bunların serbest hepsi... Serbest bırakıldılar bir de. Bakın, serbest bunların hepsi hukuku meseleler ve biz bu eylemleri kim gerçekleştirmişse hepsini yakaladık. Tekraren söylüyorum. Ve hukuka teslim ettik. Tekrar altını çiziyorum. Bir tanesiyle ilgili bana yapılan bu iş gerçekleştirmemiştir diye ki zor bir olaydır. Şunu bunu anlıyor, öyle anlamamız gerekiyor. Akif iktidar ve siz farklısınız. Devam edeceğim. Peki Mehmet Akif geleceğim. Yanıt alıp gidelim. Sayın Ağar'la, Sayın Ağar'la ilgili meseleyi de bitireceğim. Buyurun Sayın Bakan. Buyurun Sayın Bakan. Özür dilerim Sayın Bakan. Doğru. Tekil olarak bir olayı çözme noktasında
irade koydunuz ama bu olayların hiçbiri, özür dilerim arkadaşlar, bu olayların hiçbiri takip eden olaylar önüne geçmedi. Yani Levent Gültekin dövüldü, sonra işte Selçuk Özdağ dövülüyor. İsmail Bey. İlginç değil mi Sayın İsmail Bey, bu meselelerin hepsi hukuki meseleleridir. Türkiye'deki 2,5 milyon yılda asayiş olayı oluyor. 2,5 milyon asayiş olayını ben, düşüyor %2'lik, %3'lük düşüşler var asayiş olaylarında ama bunların her birini tekil olarak siz İçişleri Bakanı'nın ve Türkiye'nin tamamının mesuliyeti içerisinde haksızlık eder. Yani biz üstümüze düşeni yaptık, hukuku serbest bırakın diyorsun. Ben öyle demem. Ya. Hukuk da elindeki karineye göre bırakır. Kanun ona göre yapılıyor. Önce şey dediniz ya, hiçbir sorgulama metodu olarak işkence yok dediniz ama Uluslararası Af Örgütü tekrar Türkiye ile ilgili raporlar hazırlamaya başladı. Yok Merdan Bey, ben Uluslararası Af Örgütü'nün muhatabıyım. Bana geldiler. Ve biz acayip de mücadeleler yaptık. Ve özellikle FETÖ'nün o hani salonda şey yapılan fotoğrafları vardı ya. Evet. Yakalama. Anadolu Ajansı'nın geçtiği fotoğraflar. Geçtiği fotoğraflar vardı. İşte bu insanla aykırıdır falan. Tümü, evet, tümü dövülmüştü. Spor evet. Salonu mu? Ha, evet. Neyse işte. Ya oradaki spor salonu. Ya ben Ankara cahiliyim. Ankara'yı çok bilmediğim için beni bağışlayın. Şimdi burada biz bu af örgütüyle ilgili her seferinde karşı karşıya gelir. Her seferinde onlar Türkiye'ye gideceği yeri söylerler. Her seferinde göndeririz. Her seferinde döner gelirler. Türkiye'deki tabloyu, karakolları, geri gönderme merkezlerini, her yeri ziyaret ederler. Tam benim İçişleri Bakanlığım döneminde söylüyorum. 4,5 yıldır işkenceyle ilgili en ufak bir şey, bakın sistematik bir işkence ve işkenceyle ilgili en ufak bir şey önümüze koymadılar. Bir, iki, bana müsaade edin. Sordum. Yani insan hakları derneklerinin, bakın, vakıflarının raporları da var. Ama sorular İnsan hakları derneği, evet bunların hepsi. Bence bir şey. Merdan Bey, bunların hepsi siz de ben de biliyoruz ki siyasal gözlükle bakarlar. Şimdi tekrar ifade edeyim. Başka bir yere gitti. Ya evet, çok başka bir yere saptık. Şunu bir ifade edeyim. Sayın Bakan, özür dilerim ama Gezi Parkı'nda 7 tane genç dövülerek öldürüldü. İsmail Bey, böyle bir yöntemle bu programı bitirelim. Şöyle yapalım. Şimdi siz gerçekten konuları kısmaya neden oluyorsunuz. Merdan Bey'in sorusuna cevap vereceğim. Türkiye'de işkenceyle ilgili bir tespit yok. En son onları not alın. Türkiye'de kötü muameleyle ilgili tespit vardı. Çok yok o da. O da diyor ki kötü muamelen nerede biliyor musun diyor bana. Nerede diyorum. Uyuşturucu satıcılarına kötü muamele yapıyorsun diyor. Bakın. Bu işkence örgütünün raporu. Uyuşturucu satışlarına, bu da benden kaynaklanıyor. Hani ben bir laf dedim ya. Bacaklarını ayaklarını kırın diye. Bu da benden kaynaklanıyor. Ve tespiti bu. Raporu ve bu raporlar yayınlanıyor. Bu üslup doğru mu Sayın Bakan? Yani bir bakanın... Valla bir annenin feryadını görürseniz üslubun doğru olup olmadığını. Efendim ya bence soru bitti. Ya evet ya. Cevap aldınız mı? Almadım henüz de. Bir 10 bin dolar alan kim? TRT'de söylemiş. Sayın Ağar meselesine gelelim. Bunu da kamuoyunun bilmesini isterim. Sayın Ağar da biliyor, herkes de biliyor zaten. 1995'te ilçe başkan, Doğru Yol Partisi ilçe başkanıyız. Bir de şunu da söyleyeyim. Sayın Çiller'in aslında desteklediğini söylediği ilçe başkanına karşı kongreyle kazandım. Mahalle kongresi nedir bilir misiniz bilmem ama 32 mahalle kongresinin 31'ine girdim. 32'den birini kaybettim. Birinde kavga çıktı. Delegeler yarı yarıya halleşildi. Diğerinde seçimler oldu. Ve birini kaybettik. Diğer 30'unu kazandık. Ve neticede 300-400 oyun, 300 küsürünü alarak ilçe başkanı seçildik. O zaman Sayın Ağar'da zannediyorum İstanbul Emniyet Müdürü idi ama zannediyorum milletvekili. Hangi tarihte? 1995 milletvekili oldu. Erzurum Valiliği ya da Genel Müdürlüğü dönemi. 1995 milletvekili oldu. Sonra, milletvekiliydi evet. Zannediyorum. Yani yanılabilirim ya 97 ya 95. Bizim Sayın Çiller'le Ağar'ın karşı karşıya kaldığı pozisyon o tarihten itibaren hemen hemen başladı. O Susurluk meseleleri, yani bugün Akşener bir takım sözler söylüyor da. Yani Akşener'e sadece şunu söylerim. Benimle ilgili geçmişimi ve tarihimi biliyor. Bir tek karanlık, mafya, bir tek şey söylesin, bir tek biliyor. Bir tek şey söylesin, hayatımdan vazgeçerim. Geçmişten ve bugüne, her gün için geçerli. Her gün için geçerli. Bugün için de geçerli. Dolayısıyla çok, Merdan Bey'in onun sorusuna da cevap veriyorum. Sonra da beni, takip sıra benim bekliyor. Bir tek, gayri kanuni bir işle ilişkim olduğunu bırakın ispat etmeyi.
Bırakın ispat etmeyi. Ortaya koysunlar, ben hayatımdan vazgeçerim. Ben bu ülkenin evladıyım. Tayyip Erdoğan'ın, meseleye de şöyle bakıyorum. Tayyip Erdoğan bu ülke için büyük bir fırsattır. Bizim yapmamız gereken tertemiz kalıp onun ortaya koyduğu adımlara destek olmaktır. CHP'li de kendi genel başkanı için böyle düşünsün. Efendim 95 Sayın Ağar Milletvekili sizin ilçe başkanısınız. Tansu Hanım'la beraber karşılaşmaya başlayınca biz Mehmet Ağar'a karşı bir pozisyon aldık. 99 kongresinde sonra 99'da o zannediyorum bağımsız aday oldu. Hipodrom işleri yaptılar, hatırlar mısınız bilmiyorum. Biz bunların hepsine karşı olduk. Elazığ'dan seçildi. Ve Bordo'dan karşı olduk. 99 geçti. Burada bir şeyi altını çizmek için söylüyorum. 99 geçti. 2002'de Sayın Çiller'le birlikte genel başkan kim olabilir diye konuşuldu. Yani kimler olabilir? 32 yaşındayım ben o zaman. Eski İstanbul İl Başkanıyım. Ama partinin de önde gelen insanlarından bir tanesiyim. Sayın Çiller'in de sevdiği bir insanım. Karşılıklı konuştuk. Dedi ki ya Ufuk, bunu da ilk kez söylüyorum. Ufuk söylemez olur dedi. Olmaz dedim. Kemal Çelik olur dedi. Dedim ki ya bir tarafta Mehmet Ağar, bir tarafta Kemal Çelik. Bunu topluma izah edemeyiz. Biz sivil bir partiyiz dedim. Kemal Çelik kötü bir adam değil. Hasan Basri Aktan olur dedi. Olmaz dedim. Bürokrat bir adam. Yani bununla bir şey yakalayamayız. Böyle 5-6 tane isim konuşuldu. En sonunda zannetti ki, beni bağışlayın. Kendim istiyorum zannetti. Hani ben gencim ya. Dedi ki sen olursun dedi. Kulakları çınlasın. Dedim ki Sayın Başbakanım benim şeyim Halice düşmedi dedim daha. Çocuğum demek istedim yani. Bu kadar açık ya. Ve çocuğum dedim. Sonra dedi ki kim olabilir dedi. Ya dedim ki İlhan Kesici arıyor dedim. Diyor ki ben Doğru Yol Partisi olabilirim. Sonra konuşuldu, edildi ve İlhan Kesici aday oldu. Ve biz İlhan Kesici ile birlikte Mehmet Ağar'a karşı bir pozisyon aldık. Bunu herkes biliyor. Salonda birçok insanla girdik. Salondan çıkarken iki kişi salondan çıktık. İlhan Kesici ile ben. Bir de bizim Nevzat abi vardı. Herkes bizi bıraktı. Birçok insan, herkes bıraktı dersem bizi bırakmayan adı yanlış olur mu ama genel olarak herkes bizi bıraktı. Ve bir şey daha söyleyeyim. Ben namuslu bir adamım. Seçim öncesi Sayın Çiller'le karşı karşıya kalmama rağmen 2002 seçim öncesi bir sebepten dolayı Sayın Çiller'i o dönemde de terk etmedim. O kongrede Sayın Çiller'i salona ben ve birkaç arkadaşımı soktuk ve çıkardık. Bu söylediklerinizi bugüne uyarlarsak 2002'den 2007'ye kadar evet, sorduğu sorunun cevabını vereceğim. 2002'den 2007'ye kadar Sayın Ağar'a ben muhalefet ettim. Ankara İl Başkanımız Nevzat Bey'le beraber. Şimdi Nevzat Bey şey milletvekili. Şimdi bu Ankara, kişisel öykünüz böyle olabilir ama yani şey bugünkü somut suçlamalar ve iddialar hakkında ne yapıyorsunuz? Ya ben niçin böyle düşündüm ya? Ben bir şey söyleyeyim. Ya o zaman o tarihten beri karşı ben karşıya... bir devlet bürokratının bir sivil siyasi partide aktif bir pozisyonda yer almasına siyasi orijin olarak karşıyım. Bu kadar basit. Çok net söylüyorum. Ben sivil siyasetin tarafındayım ve karşıyım. Bu denede ihtilaf var aranızda yani. Bu mücadeleyi bunun için gerçekleştirdik. 1995'te Doğru Yol Partisi'nde rahmetli Ali Kozakçıoğlu'ndan Mehmet Ağar'a, Necdet Menzir'e bu adaylar yapılırken de karşıydım. Ahmet Davutoğlu'nun bir devlet bürokratını istifa ettirip ben milletvekili yapacağım dediği zaman da karşıydım. Bunu çok net söylüyorum. Bunu yapamazsınız dedim. Demokrasinin ve sivil siyasetin buna müsaade etmeyeceğini, bunun doğru olmadığını, bir sivil siyasi partinin böyle çerçevelenmemesi lazım geldiğini, insanların kişiliğine karşı değil mi, ayrı bir şey. Bugünkü iddiaların şey yanıtı söyleyeyim. Bakımından Korkut Eken gibi mısın? Korkut Eken gibi tiplerin geçmiş yaptıkları görevlerden dolayı MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş gibi tiplerin, Mehmet Emir gibi tiplerin bugün hala Türkiye'de söz söyleyebilmeleri olmalarının devlet adabıyla uyuşmadığını ve kendi kurumlarının bunların dikkatini çekmeleri lazım geldiğine inanan insanlardan bir tanesiyim. İçişleri Bakanlığı'nı yaptım. Bitti. Bu benle mezara gidebilecek bir hadisenin kendisidir. Nedir? Devlet bana bir sır emanet etmiş ya. Bir sır.
bir sır emanet etmiş devlet. Ve eğer ben hukukun dışında bir iş yapmışsam, devletin yapması gereken hukukun dışında yaptığım işin peşine takılmaktır. Takılması gereken savcılardır. Ama eski abilerimizin bizi götürüp bir şeyin önüne atıp savcıların göreve gelmesi lazım demeyi de zin kabul etmiyorum. Bu kime kadar sözünüz bu? Bu sözünüz ve kime? FETÖ'cülerle eski abilerden bizim yaptığımız mücadelenin bugün karşı karşıya kaldığımız durumun bir olarak adlandırılmasını doğru bulmuyorum ya. Peki. Yanlış buluyorum. Ara $10 bin kim alıyor AKP'den? Şimdi Mehmet Sonra, evet. Sonra ona da cevap verirse $10 bin AKP'den alan milletvekili kim? Ayda $10 bin alan kim? Şunu tamamlamak istiyorum. Bir. Peki Sayın Ağar'ın bir marinede görev alması doğru mu? Zinhar doğru değil. Bu kadar basit. Ben olsam, orada olmazsam mafya ben olsam 48 saat böyle bir şey mümkün mü? Oğlu da orada. Oğlu da yönetim kurulu üyesi. Ben cevabını verdim. 48 saat içerisinde ben olsam ayrılırım. Bir kardeşi olarak söylüyorum. Mehmet yani, Ağar'ı oradan ayrılma çağrısı. İçişleri Bakanlığı yapmış birisi olarak söylüyorum. 48 saat içerisinde. Oğlu da yönetim kurulu üyesi. Şöyledir. AKP milletvekili. Adamlar, yani bu tip insanlar bir yerde bulunduğu zaman bunları bu meselelerin üzerinden yormak kolaydır. Allah'ını severseniz, ya benim bir sigorta şirketim var. Ben sigortacılık severim biliyor musunuz? Neden seveceğimi söyleyeyim mi? Mesela siz kendi işinizde para kazanıyorsunuz, hoşunuza gidiyor değil mi? İşinizi yapıyorsunuz. Ya benim de hayatta en çok sevdiğim işlerden bir tanesi. Küçük bir odam vardı. Odamda otururken o ki yazıcın, bunu söylemişimdir çok arkadaşa, çok hoşlarına gider. O ki yazıcının sigorta poliçesi kesmesidir hoşuma giden. Ya çoluk çocuğumun nafakasını namusumla kazanıyorum ya. Peki. Şimdi devletin adamı şu $10 bin bu görevi geleceğiz sabırlı olun. Peki. Hepsini bir program bu program bitmeden önce bunların hepsi ben de bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bütün soruların tek yanıtını alacağız. Mehmet Akif soru soracak. Araya gideceğim. Tamam. Sonra da saniye, sizi de bak, tek tek hepsine soru sıraya koydun değil mi bizi? Hakikaten bekliyorum. Nereden ben sordu? Akif sonra sıra benden. Aynen aynen. Şimdi şöyle yapalım. Mehmet Akif sen sorunu sor. Sorunu duyup reklama gidelim. Yanıtın cevabı. Bir şey yapalım. $10 bin meselesi. O zaman TRT'de söylediniz çünkü. Biliyorsunuz bu ismi. Peki o zaman Sayın Bakan bari o şansı şöyle kullanalım. Sayın Bakan $10 bin bir cevap veriyor. Çok somut. Çünkü tamam. Metin Külünk mü bu efendim? Bakın bir şey söyleyeyim. Sayın Bakan. Bu soruyu cevap vereceğim. Peki. Biraz... Bir de Mehmet Ağar'ın ayrılması çağrısı yaptınız. Bunu da belki açmak istiyor musunuz bilmiyorum. Hayır ben prensip olarak söylüyorum. Bir prensip. Bir prensip anlatmaya çalışıyorum. Bir, MİT müsteşarlığında MİT müsteşar yardımcılığı yapan insanların konuşmalarının devlet adabına aykırı olduğunu söylüyorum. Devletin bir döneminde hizmet eden insanların organize suç örgütleriyle ilişki kurup iş takibi yapmalarının doğru olmadığını düşünüyorum. Bunların kirli olduğunu düşünüyorum. Yanlış olduğunu düşünüyorum. Bunlara müsaade etmememiz lazım geldiğini düşünüyorum. Ben de müsaade etmiyorum zaten. Bu kadar basit. Yani bunu çok net bir şekilde hukuk bana ne diyorsa ben hukukun gereğini yerine getirmekle mükellefim. Ve eğer biz bu insanlara alan açarsak Allah muhafaza Türkiye'yi başka yerlerden toplarız. Peki. Araya mı gidiyorsun? Araya gidiyoruz. Aradan sonra bütün soruları soracaksınız. Sayın moderatör bizi sırayla alacaksın değil mi sorularımız? Evet. Sıramı bekliyorum. Şöyle, aradan sonra ben soracağım. Her bir sorunun yanıtı gelsin, yeni soru üzerine gelsin diye uğraşıyorum. Kısa bir ara aradan sonra Sayın devam edelim. Sana güveniyoruz. Cevaplarsa eğer... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sorular yöneltmeye devam ediyoruz. Öncelikle bir küçük duyuru yapayım. Programa cevap hakkı nedeniyle mesaj gönderen, bağlanmak isteyen siyasetçilerimiz var. Hepsini takip ediyorum. Onlardan gelen mesajları yayın akışını bozmamak adına canlı yayına bağlamak yerine yayın sonunda okuyacağım. Sayın Soylu'nun cevap verdiği ya da hakkında eleştiriler yaptığı isimlerden gelen yanıtları yayının sonunda okuyacağım. Şimdi de çok çok daha dinamik, daha böyle kısa soru kısa cevap gideceğimiz ve her şeyi soracağımız bir bölüme başlayalım diyorum. Sizin kısa bir hatırlatmanız var. Mehmet Akif soru soracak ardından. Sayın Bakan iki tane soru sormuştum. Hemen söylüyorum. Bir, $10 bin alan AKP'li milletvekili kim? Sedat Peker verdim diyor ve devam ediyor. İki, dönüş biletim diyor sizin için. Bir anlaşma olduğuna dair bir ortada bir hava var. Böyle bir iddia var. Bir de Akif Bey'e de sorsun da alalım. Efendim tek tek daha iyi olur diye düşünüyorum. Buyurun. Ben de dönüş biletini soracağım çünkü. Şimdi şunu söyleyeyim. Bakın burada kimler var?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 2018 ve 2019'da Türkiye'de bizim yakaladığımız uluslararası organize suç şebekesi liderleri bunlar. Birisi Jovan Vukotović. Skalya'ya, yani Balkanların en büyük suç örgütü lideri bu. Biz bunu Antalya'da yakaladık. Antalya'da yakaladıktan sonra ilgili ülke geldi. Bunu söylemiştim, tekrar söylemek istiyorum. İlgili bakan yardımcısını Emniyet Genel Müdürlüğü uçağıyla bununla beraber gönderdik. Kafasına çuval geçirmek zorunda kaldı. Bununla bunun kendisini tanımaması için. Balkanların en önemli ve en etkin lideri. Ötekisi Nadir Salifov. Azerbaycanlı. Rusya'da 20 yıl hapis yatmış. Sonra Türkiye'yi kendine mesken edinmek istiyor. Bunun Türkiye'de olduğunu ve bunun adı Lotoguli, dünyanın en önemli 12 mafyasından birisi. Öldürüldü. Anlatacağım. Bu kişiyle ilgili takibi ortaya koyduk. Bu kişiyi yakaladık. Mahkemeye çıkardık. Mahkeme dedi ki bu cezasını yattı dedi. Buna yapabileceğimiz bir şey yok. Bunu geri gönderme merkezine aldık. Avukatı gitti. 2 saatte mahkemeden bunu geri gönderme merkezinden çıkaracaksınız. Göç de bana bağlı ya, İçişleri Bakanlığı'na. Bunu geri gönderme merkezinden çıkaracaksınız ve bunu yurt dışına göndermeyeceksiniz diye. Tam adamın istediği, Türkiye'de kalmak istiyor. Türkiye'yi koordine etmek istiyorlar. Mahkemenin o kararını uygularmış gibi yaptım. Göç idaresinden çıkardım, tekrar göç idaresine geri aldım. Sonra da 2-2,5-3 ay sonra bunu Azerbaycan'a iade ettik. 2018'de. Sonra bunu takip ettik tekrar Türkiye'ye gelecek diye. Çünkü annesi Türkiye'de yaşıyor. Sonrasında döndüm. Türkiye'nin her tarafından takip ettik. Bu Yunanistan pasaportuyla Kıbrıs'a, Kıbrıs'tan Türkiye'ye girdi, Antalya'ya bir otele geldi ve orada öldürüldü. Bu diğer suç örgütü. Bu diğer suç örgütü. Sorunun yanıtına geleceğim. Şimdi yine söyleyeceğim. Şurada Mindia var. Başımın belası Gürcü. Bunların hepsiyle tek tek uğraşan bir adam olarak söylüyorum. Gürcistan bunu istemedi. Elimizde kaldı. Hapishaneye koyuyoruz. Ya, anlaşıyoruz. Ondan sonra bunun avukatları müracaat ediyorlar, çıkıyor. Geri gönderme merkezine alıyoruz. Adalet Bakanlığı'yla sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. En sonunda kimse istemediği için Beyaz Rusya'ya gönderdik. Böyle onlarca bu dönem içerisinde Türkiye'ye çöreklenmeye çalışan uluslararası ve etrafımızdaki coğrafyanın suç örgütü liderleriyle de teker teker mücadele ettik. Ve her birisinin, kusura bakmayın, her birisinin her türlü bağlantısı söz konusu. Yani uluslararası bağlantıları söz konusu. İçeride avukatlarla iş tutma kabiliyetleri çok yüksek. Ve Türkiye'de de herhangi bir suçları tespit edilemediği için de Türkiye'de kalmak istiyorlar. Gelelim şimdi sorunun yanıtına. Burada bir, sorduğunuz sorunun birincisi $10.000 meselesi. Evet. Ben bir kere bir siyasetçi dedim. Partisinde söylemedim. Ama ben İçişleri Bakanıyım. Bunun biraz daha ötesi daha var. Yani sadece orayla müteşekkil değil. Ben işin bir parçasını söyledim. Ötesi vardan kastınız. Bir göz, bir soruşturma kim var efendim? Biraz daha ötesi var. Söyleyeceğim. Ya, muhalefet milletvekili. Bunu ben nereye başvurdum arkadaşlar? Yargıya. Değil mi? Yargı beni çağıracak. Ve ben bu şunları söyleyeceğim. Burada da söylüyorum. Yargı beni çağıracak. Diyeceğim ki bu suç örgütü lideri dosyasını Bursa'daki şu olayda siz hazırladınız. Bunun 9+9, 18 kişinin 9'u tutuklandı. Tutuklandıktan sonra bu suç örgütünün bu dosyası niçin ayrıldı kardeşim? Ve siz buna niçin yakalama çıkarmadınız? Bunu Ankara'da söyleyeceğim. Beni çağıracak başsavcı. Hukuken bir şey varsa bana söylesinler. İstanbul'da 2018'de başlayan bu soruşturma emniyetten 2019 tarihinde galiba Kasım ayında gittikten sonra 3 gün sonra suç örgütü
elebaşısı yurt dışına çıktı değil mi? Emniyetten dosya fezlekeyle beraber şeye gitti. Adliyeye gitti. Adliyeden 3 gün sonra yurt dışına çıktı. Peki Peker'den söz ediyoruz. O tarihten bundan 3 ay öncesine kadar İstanbul Emniyet Müdürü biz bu dosyayı ne yapacağız diye bana sorduğunda gereğini yerine getireceğiz dedim. Ve gereğini yerine getirdik. O tarihe kadar bu dosyayla ilgili işlem niçin yapılmadı? Hukuki bir mesele mi vardı? Yani hukuku sizin bu aslında bana programda söylediğiniz bakın, hukuk tarafı değil. Bunun sorumlusu ben değilim. Bazı yargı mensupları için suç duyurusundan bulunacaksınız. Bunu ben bulunmayacağım. Ben sadece kim sorumlusu? Bu meselenin nasıl olduğunun hukuki izahatını isteyeceğim. Bu benim hakkım İçişleri Bakanı olarak. Bunu çok net söylüyorum. Yani benim sorumluluğum yok yurt dışına çıkmasında. Bu yargının bak, sorumluluğu, böyle yargının ihmali mi diyorsun? Bak, ben kimsenin ihmaldir demiyorum. Bak meseleyi korumasını niye almamışsınız, takip ediyor musunuz bakın, siz? Efendim? Korumasını almamışsınız. Yani sizin bakın, 2020'de yurt dışına... Bir şey söylüyorum. Bu dosyanın İstanbul dosyasıyla ilgili en ufak bir bilgim yok benim. Niye size dönüş bileti bakın, diyor efendim? İstanbul dosyasıyla ilgili en ufak bir biletim yok. Tam da bu bir operasyon. Ya siz bir sapkının bir sözünü diyorsunuz ki, ya Süleyman söylüyor, benim dönüş biletim diyorsunuz. Niye diyor? Bunu ifade edebilecek, bunu ortaya çıkarabilecek bir tek karine Allah rızası için ya. Böyle bir şey yok ki. Böyle bir şey yok. Hadi Özışık'ı ben 30 yıldır tanırım. Tam 30 yıldır. Çıksın yanlış söylesin. Burada tanıyanlarınız da var. Bir insan işsiz kalması kötü bir şey değil, gazeteci. Babam dedi ki, ya Hadi dedi, işsiz sen belediye başkanı adayısın dedi. Danışman olarak yanına al belediye başkanı. İyi de iş çıkardı. Allah biliyor. Ben o zaman internet işleri falan filan yoktu. Gazetelerde haberlerin çıkıyor, belediye başkanı kampanyasını yürütüyor falan. Sonra internet haberinin kurulmasında da benim etkim oldu. Yardım ettim, destek oldum. Ama bir şey söyleyeyim. Ben bugün adamı değilim. Beni bilen iyi bilir. Yardım ettiğim ve destek istediğim insandan bir şey isteyen namussuzdur, namerttir. Hiçbir şey istemem kimseden. Yardım ettiğim, destek olduğum insanlardan hayatım boyunca hiçbir şey istemiş değilim. Binlerce, on binlerce insana konunun dolayısıyla el uzatıyorum ben. Herkese, herkes bunu bilir. Yani Özışık kardeşler vasıtasıyla Sedat Peker'e haber gönderdiğiniz doğru değil bu sözlerinizden. Şurada cep telefonum var, getireyim cep telefonumu. 13'ünde şu cep telefonu bana getirir misiniz? Şu cep telefonu bana getirin. Getirin şu cep telefonumu. 13'ünde ilk veya ikinci videosunda Hadi Özışık'la ilgili söz söylediği andan itibaren benim bütün kimyam alt üst oldu. Niye alt üst oldu? Ben onunla onun bir ilişki kurabildiğini, ya yani böyle bir ilişki yani. Bir ilişki olur. Bundan 6 ay önce beni aramış. Bakın. Ben hatırlamıyorum. Ama sonra hatırlattı. Dedi ki, ya bu adam benle şey yapmak istiyor. YouTube programı yapmak istiyor. Zinhar dedim. Bu kesinlikle yanlış ve işine bak. Bakın. İşine bak. Burada var. Sonra Sedat Peker mi YouTube programı yapmak istiyor? Evet, YouTube programı yapmak istiyor. Doğru. Sonra zinhar. Sebebi de şu. Bunu da burada anlatayım. Sedat Peker, Berat Albayrak ve Serhat Albayrak'a yürüyor. Sizin ne? Etkiniz olduğunu söylüyor. Tabii benim de etkim olduğunu söylüyor. Mayıs 2020'de onlarla ilgili biliyorlar. Hadi Özışık'ı ben uzun yıllardan beri tanıyorum. Benim 2-3 tane, 4 tane tanıdığım kişi vardır. Bu şeyde, o da yıllardan beri. Bu sayıyı da arttırmam. Yani yakın çevre sayısını arttırmam. Bunu da onlara söylerim. Bir tanesi de Mahmut abidir, Mahmut Övür'dür. Allah rahmet eylesin. Bir tanesi de Şakir Süter'di. Akşam gazetesinde yazardı. Yıllardan beri tanıdığımız, ettiğimiz, birlikte şey olduğumuz, hemhal olduğumuz, ailelerini tanıdığımız, çoluğu çocuğumuzu tanıdığı insanlar. Şimdi şunu buradan söyleyeceğim. Evet Akif, seni çok beklettim. Farkındayım. Evet, ben bekliyorum. Hemen soru soracağım. Bakın bakın. Diyorlar yani. Niye soru sormuyorsun? Bekliyorum. Ben telefon açtım Adi Özışık'a. Yaptığın çok yanlış. Memlekette sattın, bizde sattın dedim. Çok net. Hatta sonra benim aklıma geldi. Yine benim arkadaşlar söyledi. Bir dönem beni aramış. Demiş ki, ya bu Mübariz Mansimov'la ilgili haber yapmış. Özür diliyorum. Ben de aradım onu telefonla.
Dedim ki bak yanlış işler yapıyorsun. Yanlış adımlar atıyorsun. Hükümeti suçluyorsun. Bak bunlar sana yakışmaz. Yakınlığımız dolayısıyla da bir şey adli mesele ve kriminal bir mesele olduğu için bunu benden bilebilirler. Bu çok ayıp bir şeydir dedim. Bakın bunu da bana yani şey sizin haber yaptırdığınızı düşünebilirler. Tabii endişem o. Evet. Bu kadar basit. Ya ben soru sorabilirim. Ben şunu diyeyim. Bir dakika. Ben böyle söyleyince bana attığı mesaj şu. Seni Sedat Peker'e sattım öyle mi? Ben dostlarımı satmam. Ama seninle ilgili 1000 tane iftira atan adama benimle ilgili bölümüne inandın ve beni sattın dedim. Hadi Özışık size sitem. Devam ediyoruz. Ben bu adamla ilgili seninle hiç konuşmadığım halde seni satmış oldum öyle mi? Şimdi böyle bir tweet de attı bu arada hiç görüşmediğini. Beni bu olaylar hiç olmadan ilk çıktığı andan itibaren Süleyman Özışık'la bir diyalog yaşandı mı Sayın Bakan? Meydana çıkan hiç yok ya. Hiç ya, en ufak. Efendim ben soru bakın, soracağım. Mehmet Akif'in en ufak bir alalım. Şey en ufak bir şey söz konusu. Ben edep ederim İsmail Bey. Ben devletin İçişleri Bakanıyım. Ben bu milletin İçişleri Bakanıyım. Bir genç kıza tecavüz eden bir adamın önünü nasıl açabilirim ya? Allah rızası için söyleyin ya. Efendim. Ya ne olursunuz böyle bir şeyi Peker tekrar şey atmış, tweet bırakın, atmış o da yalan diyor. Yani karakola bırakın, ben şikayete bırakın, gittim diyor. Bırakın İçişleri Bakanlığı yalan doğru. Peki Mehmet peki. Akif Ersoy soru. Efendim bu hususla ilgili ben... Şuraya neden... bakar mısınız yalan. Doğru. Bakın ismini Ahmet diye veriyor. Kadın gidiyor. Şu 4 isimden bunu fiili olarak buluyor. Diyor ki budur diyor bu. Devletin kayıtlarında var. Sonra abrakadabra. Kırmızı bülten efendim ben birkaç tek efendim çok hızlı tek tek soracağım lütfen çok. Kırmızı bülten çıkaramadınız mı henüz Sedat Peker'le ilgili? Şöyle onunla ilgili hemen müracaat ettik. Hem İstanbul hem Bursa'dan yani ikisinden de araması var. Hem İstanbul hem Bursa hem de İzmir'de de var bir tane. Ya garip bir şey yani. TODEX'le ilgili. TODEX'le ilgili 2,5 saatte çıkardık biliyorsunuz. Tamam. Bunu da biz çıkardık. Tamam. Peker'le ilgili. Başsavcılık. Yani yöntem şöyledir. Başsavcılık, Adalet Bakanlığı. Biz Peker'le ilgili müracaat ettik. Difüzyon denilen bir bölümü aldılar. Soğutma. Yani peki, incelenecek. Ya. İnceleme. Yani mesela FETÖ'cüleri de böyle yaparlar biliyor musunuz? Difüzyon denilen uluslararası bir şey bakın, olduğunu düşünüyorsun. Bakın, difüzyon denilen bölümü aldılar. FETÖ'cüleri de böyle. Mesela biz FETÖ'cüleri kırmızı bültenle arayamıyoruz. Bunu biliyor musunuz Erdem Bey? Biliyorum. Müracaat ediyoruz. Kırmızı bültenle biz arayamıyoruz. Difüzyon bölümünü alıyor. Ondan sonra da ilgisizdir deyip geçiyor. Ve Emniyet Genel Müdürümüz, ilgili arkadaşlarımız her gün arayıp ya bu yanlış bir şeydir, bunu niçin böyle yapıyorsunuz diye söylemelerine rağmen. Peki ikinci sorum, Sayın Cumhurbaşkanı ile bu konuda görüştünüz mü? Yani bu meselelerin ilk başlarında Sayın Cumhurbaşkanımız da bir açıklama yapmasını bekliyor musunuz? Bir değerlendirme yaptık, genel bir değerlendirme. Yorumu ne oldu? Peki Sayın Erdoğan'ın ve partinizin sizi yalnız bıraktığını düşünüyor musunuz? Kesinlikle hayır. Efendim ben soruyorum. Şu an hak bende pardon, ya. Affedersiniz. Yani affedersiniz. Soru soramıyoruz. Soralım. Tek tek ben çok kısa soruyorum. Soru düzenli bir yakalayalım. Soru düzenli bir yakalayalım. Akif'ten sonra ben de sıramı bekliyorum. İzleyenler de bir şey evet, bilsinler. Yani arada Fatih Altaylı geldi. Sıkıştırın. Daha çok sıkıştırın dedi. Yani ben burada tek... Çok güzel öyle bir şey demedim. Espriydi canım. Aklımıza gelen her şeyi soracağız. Akif sen sonra sıra verdi. Kübra beni unutma. Sayın Cumhurbaşkanı'yla ilk başta görüştünüz. Bir açıklama yapmasını bekliyor musunuz bu arada bu konuyla ilgili? Sayın Cumhurbaşkanım benim liderimdir. Sadece Sayın Cumhurbaşkanım değil. Bunu burada söyleyeyim. Bizim nasıl bir görev yaptığımızı, AK Parti'nin Türkiye'de nasıl bir yer oluşturduğunu, neyi temsil ettiğini bütün millet bunun nasıl bir operasyon olduğunu ve bu konuda neyin murad edildiğini en iyi şekilde bilmektedir. Efendim insanlar Sayın izliyorlar. Cumhurbaşkanımız da ve göreceksiniz daha kimler kimler çıkacaklar. Genel değerlendirmelerini hem de Türkiye'nin hukuku, adaleti ve Türkiye'nin bu temiz adımlarının yarına daha güçlü geçebilmesi için ortaya koyacak. Yani bunlar kimsenin açıklama yapacağını hadi, şimdi sorun. Tamam, siz sorun. Sayın Cumhurbaşkanı da açıklama yaptı zaten.
Hem de çok net bir şekilde çok söyledi. Kısa sorum. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yaptı ve çok net bir şekilde söyledi. Çok net. Açık bir şekilde ifade etti. Evet. Fotoğraf paylaşmışlar sosyal medyada. 2015 yılında bir düğünde Sayın Cumhurbaşkanı var, Sedat Peker var, İHA Başkanı Bülent Yıldırım var. Bu fotoğrafı sorun demişler. Sormuş olayım. Sor. Sedat Peker'le yani, ilgili. Kimin düğünü? Taha Ün'ün düğünü. Peki Taha Ün nerede bugün? Gelecek Partisi'nde. Peki eşi ve kendisinin yaptığı servisler ahlaki servisler mi? Bir sorun bakalım. Eşi ve kendisinin yaptığı servisler ahlaki servisler mi? Peker niye o düğünde? Peker niye o düğünde? Bak tekrar söylüyorum. Eşi ve kendisinin yaptığı servisler ahlaki servisler mi? Servisten siz Habertürk'te çalışıyorsunuz. Habertürk'te çalıştığınız zaman siz gazetenizde çalışıyorsunuz. Gazetenizde çalıştığı zaman oranın hadisatı sizin namusunuz mudur değil midir? Yani Ruhsar Pekcan hakkında eşinin yaptığı ahlaklı mıdır değil midir? Allah razı olsun. Sayın Bakan bu haber benim haberim. Bakın, yani ahlaklı mıdır değil midir? Şöyle söyleyeyim. O haberi ben yaptım ve o haber benim haberim kastettiği için söylüyorum. Tamam efendim son yani soru Sedat Peker'le ilgili milyonlarca insan Bakan, o haber, izliyor. Özür dilerim. O haber Taha Ün'ün eşi tarafından, benim kaynağım Taha Ün'ün eşi değil. Benim kaynağım Tekel ve Gümrük Bakanlığı'nda çalışan bir sizin, görevli. Sizin değil. Kendisi şey yaptı zaten. Efendim ben son sorumu sorayım bırakacağım. Hadi son sorumu sorayım bırakacağım. Senden önce o haber, ben de takipçiyim. Senden önce o haber şeyde Sözcü Gazetesi'nde Serpil Yılmaz'ın haberi. Efendim son sorum. Sedat Peker'in videolarını milyonlarca insan izliyor şu anda. Ve bir şekilde etkileniyorlar. Yapılan açıklamalarla ilgili de bize de çok fazla şey paylaşıyorlar. Almaya gidildi mi? Sorduğun sorunun cevabını söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımız bir düğüne gitmiş. Evet. Ben de birçok düğüne gidiyorum. Siz de birçok düğüne gidiyorsunuz. Ben de o düğündeydim. Bir dakika. Ha, bak o düğündeymişsiniz. Ben değilim o düğünde. Yani siz o düğündesiniz. Ben de olabilirim o düğünde. Ben bu adamla hayatımın hiçbir yerinde bir araya gelmedim. Hiçbir yerinde. Hiçbir yerinde. Bir cenaze, bir uzaktan bir cenazede gördüm. Çirkin bir şekilde gördüm. Böyle koskoca arabalar, 50-60 tane adam, hepimiz böyle, biz efendi adamlar böyle geriye çekildik. Aman Allah'ım bu nasıl bir şey dedim yıllar önce. Şu ana kadar. Çok yıllar önce. Onun dışında, yani bu da televizyondan görmek gibi bir şeydir zaten. Onun dışında hayatım boyunca hiçbir ortak hadisatım, hiçbir ortak halim söz konusu değildir. Kimse bana bir mafya lideri için şu şöyle olacak mı, böyle olacak mı diyemez. Peki efendim. Peki yalnız almaya gidildi mi? Çünkü kendisi de bir ekip göndermişler evet, falan ekip gibi. Ekip almaya gidildi mi ne yapacaksınız? Yakında. Ve şayet durum böyleyse niye siz en başta hedef oldunuz o zaman? Ben anlattım hedefi tamam. Size. Almaya gidildi mi ne yapacaksınız? Niçin? Efendim? Bir operasyon var mı yani? Ne planlıyorsunuz bundan sonrasına dair? Bakın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlettir. Bunu böyle bir klişe cümle olarak söylüyor değilim. Yaptıklarımız ortada. Bütün dünya üzerimize gelirken Doğu Akdeniz'de biz varız. Libya'da biz varız. Bakın bir saniye. İnanın arkadaşlar, izleyiciler şey bir saniye, yapıyorlar. Bir saniye. Ben izleyicilerimizi de çok büyük bir anlayışla karşılıyorum. Yani biz yarın televizyonlarda anlatırız derdimizi de. Yani siz cevap vermemiş olursunuz. Karabağ'da yok ben veriyorum cevabı canım. Hangi birinizin hangi sorusuna cevap vermedim hepsini sorun. Her birinizin sorusuna cevap verdim. Soruyoruz efendim. Karabağ'da, 45 dakika kaldığı için ondan acele Karabağ'da biz varız. Suriye'de biz varız. Kuzey Irak'ta biz varız. Bunların her biri Türkiye'nin rüyasında görünce inanmayacağı adımlardır. Tekraren söylüyorum. Hem de neye karşı? 15 Temmuz'da Amerika'nın bize yaptığına karşı attığımız adımlardır bunlar. Bu kadar basit. FETÖ'nün bize yaptığına karşı attığımız adımlardır bunlar. Şimdi biz hiç merak etmeyin. Etrafımızdaki coğrafyada böyle bir hadisenin barınmasına müsaade etmeyiz. Göreceksiniz. Peki. Göreceksiniz. Veys Ateş. Efendim. Girişte... Yapacağı bir tek şey var. Bu suç örgütü liderinin burada söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden özür dileyecek. Gelecek adalete teslim olacak. Kuzu kuzu cezaevine girecek ve cezasını çekecek. Çıktıktan sonra da o etrafındaki şebeleklerle birlikte, hiçbir irtibat kurmayacak. Cezasını çekecek. Ne kadarsa cezası. 30 yıl, 30 yıl. 40 yıl, 40 yıl. Bunun cezasını çekecek. Bu bedeli ödeyecek. Eğer... Amerika'ya gider mi acaba? Öyle, tuhaf işler yapmanın bir anlamı yok. Bir taraftan Fethullah Gülen'e, FETÖ'ye burada
metiyeler düzeceksin. Öyle mi? Ben söyledim ilk gün. Hani yalan söylüyor dediler ya. Çocuklarını mürebbiyeye verdim dedim. Bildiklerim var. Daha da ötesi var. Buradan tekrar söylüyorum. Bayrok konuşmalarında nelerin geçtiğini biliyoruz. Hepsi elimizde. Bu yakayı kurtaramayacak. Bunu çok net söylüyorum. Bayrok konuşmalarında nelerin geçtiğini tekrar ifade ediyorum. Sedat Peker'in. Baylak konuşmalarında nelerin geçtiğini, onun için nelerin ifade edildiğini tek tek biliyoruz. Ben orada... Kendisini FETÖ'nün içeride tuttuğunu söylüyor evet, ama. FETÖ benim annemin cenazesine gitmeme izin vermedi diyor. Annemin cenazesine gidemedim diyor FETÖ yüzünden. O da yalan. Merak etmeyin, o da yalan. Peki burada, ben sorumu sorabilir miyim sana? Evet. Burada bir saniye bir şey sen daha söyleyeceğim. Melisa Teşrağ neredeyse hiç soru soramadı Sayın Bakan. Bir yalan makinesiyle karşı karşıyayız. Diyor ki ben bu arabayı kiraladım diyor. Bu araba 34FG0202. Peki 0101 olmamasının sebebi nedir biliyor musunuz? Edep etmiş. Fethullah Gülen'den. Bu arabayı kiralamış. Bu araba 2014-2015. Peki kiralık değil bu araba. Onu da yalan söylüyor. Kimin üzerine bu araba biliyor musunuz? Eşi Özge Peker'in üzerine. Peki eşi Özge Peker bütün mali suç hareketlerini gerçekleştiren unsur. Ve yine size bir şey söyleyeyim. Hani ben söylüyorum ya. Bugün sabah bir komiser yardımcısıyla bir emniyet görevlisini açığa aldık. Eşinin şirketinden yıllardır para gönderilen. Yine o Nurettin Demir diye söylediğim kişi var ya, yıllardır geçen gün gözaltına aldığımız ve şu anda cezaevinde olan adam sayesinde hem cezaevine... Burada operasyon olacak mı Peker'in adamlarına Türkiye'de? Ya bu devlet, hukuk. Peki. Herkese buradan bir çağrım var. Bu suç örgütü mensubuyla ilişkide bulunan herkes bunun bedelini ödeyecektir. Bu kadar basit. Peki. Hiç kimse, bakın, hiç kimse bunun aykırısında bir şey düşünmesin. Bedelini ödeyecektir. Göreceğiz. Peki efendim. Hukuk mu üstün? Demokrasi mi üstün? Yoksa yıllardan beri Türkiye'yi yeraltı örgütlerine ve Türkiye'yi derin bir yapıya teslim etmeye kendisini odaklamış dış güçler, yani Amerika dahil olmak üzere, onlar mı üstün, bunu göreceğiz. Peki. Süremizi çok çok iyi kullanmamız lazım. Bu Türkiye'ye operasyon yaptırmayalım. Çok iyi toparlamamız lazım. Sorayım. Ve daha hızlı soru cevap ki sorulmayan soru kalmasın. Hepsine cevap veriyorum. Tamam. Yok, bizim gazeteci arkadaşlarımı da uyarıyorum. Ben sadece şu sorunla ilgili Sayın Bakan en başta diye ben de bir dakikalık bir girizgah rica ediyorum. Birincisi şu. Bu partiye 2011'li yıllarda geldiniz. Sonrasında çok hızlı bir yükseliş ve bugün İçişleri Bakanısınız. Çok popülersiniz bir. Şunu da çok iyi biliyoruz ki işte merhum kuzeniniz Ali Soylu üzerinden de Milli Görüş Hareketi'nde bilen bir isimsiniz. Partide geldiğiniz bu hızlı yükselişle beraber çokça eleştirildiniz, çokça hedef alındınız. Hakkınızda pek çok iddia efendim işte Berat Albayrak'la sıkıntılarınız, şunlarınız, bunlarınız. Bunların hepsini geçiyorum. AK Parti kurumsal olarak Gezi'de 17-25 Aralık'ta yahut kendi isimleriyle ilgili, kendi bakanlarıyla ilgili bir şey olduğu zaman böyle bir kurumsal duruş, kişisel duruş, bunu çok, bu refleksleri çok hızlı üreten bir partidir. Şimdi bugün kaçıncı videosunu izledik? 7. 8. videosunu izliyoruz. 10-15 gün geçti. Az önce arkadaşlarım da bunu sormaya çalışmıştı. Bu defa sizinle ilgili böyle bir şey göremedik. Yani o gün siz istifa ettiğiniz gün ben burada canlı yayındaydım saat 11'den gece 2'ye kadar. Diğer kıymetli misafirlerimle beraber bunu anlamaya çalışıyorduk çünkü tweet yağmur olmuş yağıyordu. Şimdi bu süreçte böyle bir AK Parti'de bir sessizlik, yani bunlar hep iddialar üzerine söylüyorum. Ya Soylu yalnız mı bırakılıyor, neden hiçbir şey yok, bir çok cılız birkaç tweet atıldı filan. Bu süreçte bütün bunlar olup biterken kendinizi yalnız hissettiniz mi? Şöyle söyleyeyim. Bir sürdürülebilir dezenformasyon süreciyle karşı karşıya kaldığımızı ve bunun sizin de yeni gördüğünüz... Tamamlayan bir şey söyleyebilir miyim? Bugün BBC Türkçe'de, yani BBC'de benzer bir haber vardı. Yani partinizden birisi doğruluyor Sedat Peker'in söylediklerini. Üst düzey yönetici diyor. Bir devlet yetkilisi diyor. Evet. Parti değil. Şöyle söyleyeyim, yok parti diyor da. Parti diyor. Şöyle, parti diyor. Yani işte evine girildi, işte eşi silahla duvara dayandı, sevgili, çocukların odasına silahla girildi diyor. Bunlar doğru diyor. Sevgili
Arkadaşlar bakın. Bir cümle söyledim, siz bunun üzerine söylediniz. Sürdürülebilir dezenformasyon dedim. Doğru mu? Ya şuna bakar mısınız Allah aşkına? BBC razı olsun. Buna araç mı tamam. Oldu sizce? BBC Türkçe dezenformasyon kanalıdır ya. Ben Çalışma Bakanlığı yaptım. Oradan beri takip ediyorum. Dezenformasyon kanalıdır. Hem ekonomik dezenformasyon kanalıdır hem siyasal dezenformasyon kanalıdır. BBC Türkçe. Bunun için dostum olan İngiltere İçişleri Bakanı'nı defalarca aramış bir kişiyim ben. Dostum olan. Bakın burada bir yanlışlık var. Bakın bu dezenformasyon yapıyor Türkiye'de. Bu yanlış. Bunu kendi bakanlıklarıma sokmadım. Sokmayacaksınız. Bununla karşılaşmayacaksınız. Defalarca o dönem demiştimdir. Yani şöylesi. Ya bugün dünyaya gelmiş gibi bazen karşı karşıya kalıyoruz değerle. Böyle değiliz ya. Geçmişten gelen bir müktesebat var. Kimin kim olduğunu, kimin hangi pozisyonu tuttuğunu, kimin Türkiye'ye operasyon çektiğini hep beraber biliyoruz. Bak şurada ne yazıyor? Şurada ne yazıyor? Türklerin eroin kaçakçılığı Almanya'da günün konusu oldu. Bugün sosyal medyada çok döndü bu değil mi? Bu ne zaman? 1980. Darbeden ne zaman önce? 15. Attım. Bu da benim yaşadığım bir dönem. Biz bunun için çok mücadele ettik. Almanya'da, Almanya'nın derin devleti güçlüdür biliyorsunuz. Bilirsiniz değil mi? Aynen evet. Ha. Güçlüdür. Güçlüdür. Dünyanın en derin Gestapo geleneğidir. Tabii tabii. En derin devleti güçlü olan yeri Almanya'dır. Almanya'da, Almanya'nın Frankfurt 17. Ağır Ceza Mahkemesi dün verdiği, ne zaman? 1997. Kararda Türk hükümetini uyuşturucu ticaretini korumakla suçladı. Bir bakar mısınız şuraya lütfen? Peki. Biraz Türkiye haritası, Türkiye haritası ve üzerinde şırınga var. Evet. Biliyor musunuz? Şimdi neyle suçlanıyoruz biz? Sormadınız. Kolombiya'yla. Evet. Neyle soracağız? Sayın Bakan. Yani soracağız da gelmedi bir türlü. Bunların hepsini not aldım. İzin verirseniz sorayım. Ben sorunun cevabını lütfen, almadım lütfen, da. Peki. Sayın Bakanım kendinizi yalnız hissediyor musunuz? Siz bakın. Bunun bir operasyon olduğunu biliyorum. Bunun asimetrik bir operasyon olduğunu biliyorum. Bunun sadece ucuz bir eleman tarafından gerçekleştirildiğini ve bunun sistematik bir şekilde sürdürülebilir olduğunu görüyorum. Kendimi niye yalnız hissedeyim? Sadece siz geçen gün söyledim. Manav'ın işi... Sadece siz konuşuyorsunuz dediği gibi. Efendim? Sadece siz partiden başka bir ses yok. Organize suç örgütleriyle mücadele kimin işi? Hayır, partiden... Bir saniye, bir saniye. Organize suç örgütleriyle mücadele kimin işi? Terörde ben konuşmuyor muyum? Evet. Çeşitli isimler destek mesajları yazdılar. Sahip çıkan kimse yok anlamında saniye. Söylüyorlar. DAEŞ'te ben konuşmuyor muyum? Terörde ben konuşmuyor muyum? DAEŞ'te ben konuşmuyor muyum? Göç'te ben konuşmuyor muyum? Yalnız olduğunuzu düşünmüyorsunuz. Afet'te... Kesinlikle yalnız değilim. Hiçbir şekilde. Tamam. Sayın yani, Bakan, peki, Sayın Bakan geçelim. Birkaç soru soracağım. Kısa cevap alabilirsem çok mutlu olurum. Ayda görürsünüz. Yalnız olup olmadığımı görürsünüz. Tamam. Ayda 10 bin dolar. Ayda 10 bin dolar. Sedat Peker'in para verdiği siyasetçi kim? Çok basit bir soru, çok basit bir cevap. Bunu savcıya gideceğim ve söyleyeceğim. Tamam. İkinci soruma geçeyim Sayın Bakan. Siz suç durusunda bulundunuz. Ama buradaki isimleri de tenzih ederim. Yani söylediğiniz isimleri şu mudur, bu mudur? Bunlar sizin hayır, değerlendirmeleriniz. Bakın. Şöyle. Ne bunlar, savcı ifade vereceksiniz? Bunlar. Rica edeyim, bir devam önümüzdeki günlerde şimdi Gürsel avukatım, Tekin de CHP milletvekili bir tweet atmış. Doğru değil. Bakan, benim avukatım. Bakan düzelsin diyor. Benim avukatım kendisi düzeltiyorsa düzeltir. Benim ben avukatım, okuyacağım açıklamasını biraz. Benim avukatım yıllardan beri kahrımı çeken bir avukattır. Suç durusunda bunlar avukatınız. Tabii bir iki tane avukatım var benim yıllardan beri. Ta Galibela'dan beri. Bilirsiniz bu avukatlar Sayın Bakan bir şey şeydir, sorabilir miyim? Yüzlerce mahkemede yüzlerce defa şey yapmıştır. Bu kişi gideceğiz parlamenter onlarla midir değil midir? Bu kişi parlamenter midir değil midir? Siyasetçi. AK Partili midir değil midir? Siyasetçi. Peki Sayın Bakan. Peki şunu söyleyeyim. AKP'li öyle anlaşılıyor. Arkadaşlar Silivri'de özür dilerim Sayın Bakan. Siyasetçi yok öyle bir şey yok siyasetçi diyor. Sayın Bakan bir Silivri iddiası var siz de biliyorsunuzdur. Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın intihar ettiği iddiası. Yani daha doğrusu intihar ettiği kesin ama o gün Silivri'de bir trafik denetimi sırasında Hızır ve Osman Kaptan adlı iki kişinin durdurulduğu bu kişilerin iddiaya göre Bakanlık Koruma Müdürü'nü aradıkları ve kendilerinin arama kararına rağmen bırakıldığı ve uğradığı baskı nedeniyle bu bırakılma sürecinden kaynaklı uğradığı baskı nedeniyle Hakan Çalışkan'ın hayatına son verdiği iddia ediliyor. Böyle bir trafik, telefon trafiği oldu. Bakanlık Koruma Müdürü arandı mı? Bu iki kişi Osman ve Hızır Kaptan adlı kişileri tanır mısınız? Tabii. Şimdi ifade edeceğim.
Şimdi şurayı görüyor musun? Uyuşturucu sorumu da soracağım birazdan. Sorularınızın lütfen. Bütün cevaplarını tamam. vereceğim. Bunlar benim için imkan. Çünkü büyük haksızlıklar karşıya kaldım. Operasyon sadece dışarıda değil. Ya Merdan Bey, Veys Bey, operasyon aynı zamanda içeride yürüdü. Ya ben bunu ifade etmek zorundayım. Ben bir insanım. Netice itibariyle bir göreve gelmişim. Ya göreve geldiğin zaman görevde her şeyin sahibi sen değilsin ki. Ya yıllardan beri Türk siyasetini görüyoruz. Adam bakanlığa geliyor. Yani meselesini anlamadan gidiyor. Ondan sonra anlatıyorlar. Silivri'ye dönebilir miyim? Şimdi he? Silivri meselesi zamanı. Çok herkes bir saniye arkadaş. Şimdi şu kirli bilgi rotasını görüyor musunuz? Kirli bilgi rotasını. Geçen gün TRT'de söylemiştim. Evet, geçen kendi izledim. Yani FETÖ'cüler bir tarafta. Doğru mu? Milyonlarca tweet atıyorlar. Ondan sonra YouTube kanallarında konuşuyorlar. Peki yani iddiaların aynısını Sait Sefa 5 ay önce. 5 ay önce Sait Sefa. 1 yıl önce, 1 yıl önce. 1 yıl önce geçeyim. 1 yıl önce Kolombiya meselesini 1 yıl önce söylediler. Soracaksınız Kolombiya meselesini anlatacağım. Uyuşturucu bizim en önemli meselelerimizden bir tanesi. Ya burada ülkeye haksızlık, Türkiye'ye haksızlık, arkadaşlarıma haksızlık. Bu iddiaların da bir bu mücadeleye haksızlık lazım. Yaptırmam yani. Allah şahit yaptırmam. Şimdi burada bir eleman var. Kim? Ali Tarakçı. Değil mi? Ali Tarakçı diye bir adam var. Özelliği ne Ali Tarakçı'nın? Kimdir Ali Tarakçı? İşte bir yerel gazeteci. Doğru mu? Sonra işte Esenyurt, Büyükçekmece, o civarlarda bulunan bir gazeteci. Ama ilişkileri derin bir gazeteci. Sinoplu bir gazeteci. Şimdi esas iş şu. Bu benim milletime ricamdır. Bu da benim isyanımdır. 25.9.2017 diyor ki Süleyman'ın Soylu'nun aracı, oğlunun aracı neden durduruldu? 2017 yılında. Burada söyleyeceğim. Hani diyorsunuz ki ya işte nasıl oluyor, nasıl yapıyorsunuz, nasıl ediyorsunuz diye. Okuyayım. Birkaç gün önce İstanbul'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oğlu yanında korumaları olduğu halde Yunuslar tarafından durdurulur. Ve tam yarım saat arabası aranır. Bakan Soylu devreye girmesine rağmen arama devam eder. İstanbul Emniyet Müdürü Bakan Soylu'nun telefonlarına çıkmaz. Ve bu aramanın kokuları yakında ortaya çıkar. Bekleyin 2017'nin yılının sonuna kadar çok şeye dahi şahitlik edeceğiz. Bu haber bu adam tarafından defalarca tekrarlandı. Peki bir Müslüman çıkıp demez mi ki ben mi söylemem lazım ya Allah için ya? Ben mi demem lazım? Ya benim oğlum böyle bir şey yok. Aracı durdurulmadı mı demem lazım? Ya başınıza bir iftira gelirse ne yapacaksınız yani? Koskoca İçişleri Bakanı çıkıp ya oğlumun arabası durdurulmadı. Bak ne var? Benden önceki İçişleri Bakanlarının oğluyla ilgili evde bir takım şeyler var değil mi? Para sayma makineleri falan. Oradan bir algı alıp getirip. Onlar da AK Parti döneminde. Tabii biz çocuklarımızı hadım ettik ya. Dolayısıyla Silivri Emniyet Müdürü'nün intiharıyla ilgili sorumluluğunuzu. Bir saniye geleceğim arkadaş bir dakika benim de bir derdim var ya. Yok estağfurullah buyurun. Yani Allah'ını severseniz. Ben bilmediğiniz bir şey açıklıyorum yani. Burada çocuklarımıza hadım ettik. Aman bir şeye karışmayın. Aman bir şeyin içerisine bulmayın. Size yakın gelenler olur, sızanlar olur. Gözünüzü seveyim dikkat edin. Bir işimiz var, işimizi yapın. Aile şirketimiz. Başka hiçbir şeyle de uğraşmayın. Ufak bir işe dalmak istediği zaman aman dalmayın. Netice itibariyle bize bu şeref yeter. Aç kalmayız. Bakın. Aç kalmayız, açıkta kalmayız. Ve bunun için kimse çıkıp da ya böyle bir şey ayıp bir şeydir ya, böyle bir iftira olur mu demedi. Tam 1,5-2 yıl bu konuşuldu biliyor musunuz? Evet. Benim oğlumun arabasında eroin, benim oğlumun arabasında para, benim oğlumun arabasında bilmem ne yakalandı veya bilmem ne edildi. Ben de buna müdahale edememişim diye. Ya. Silivri Emniyet Müdürü meselesi buna mı bağlandı? Diyeceğim. Yok bu başka. O da bir operasyon. O da bir operasyon. Şimdi Yeniköy Motorsu da mesela, bir dakika hepsini anlatırım ya. Ne diyorsanız ya bunlar ayıp işlerdir. Bunlar bir devletin adamının, bir İçişleri Bakanı'nın karşı karşıya kalacağı bir ucuz, bir meczup tarafından suçlanacağı ve Türk toplumunun da bunu değerlendirebileceği işler değildir arkadaşlar ya. Ben bunu çıkıp Cumhuriyet Halk Partisi demesi lazım ki bu ülkenin İçişleri Bakanı'na demesi lazım bunu. Bunun peşine takılmaması lazım. Siyaset yapmaması lazım. Bunu İyi Parti'nin genel başkanı çıkıp demesi lazım ki hele İyi Parti'nin genel başkanı bunu 1000 defa söylemesi lazım. Bu ayıptır demesi lazım. Döneminde ben bu işlerle çok karşı karşıya kaldım demesi lazım.
fotoğraflarım çıktı. Benim bir tane fotoğrafımı bulsunlar. Fotoğraflarım çıktı, şunlar çıktı. Beni şunun içerisine koydular demesi lazım. Demesi lazım değil mi? Siyasetin ahlakı, asaleti, insanlığı bunu getirmez mi? Sayın gerektirmez Bakan, mi? Normal süremiz ve bitti. Biraz netice itibariyle Silivri Emniyet Müdürlüğü meselesini şöyle söyleyeyim. Evet. Osman, bu arada şunu söylemek Osman Kaptan, Hızır Kaptan, Osman Kaptan isim ve, evet. Osman ve Hızır Kaptan Gazi Osman Paşa'dır. Evet. Babaları Turan Kaptan 1993 yılında Doğru Yol Partisi'nin kurucu ilçe başkanıdır. Kurucu ilçe başkanıdır. Rizelidirler. Ben eve gittim. Tam eve gidiyorum. Eve girdim. Dedi ki koruma daire başkanı. Ya dedi Hızır Kaptan'la Osman Kaptan'ın annesi kalp krizi geçirdi. İşte o Silivri'nin ötesinde bir yerde bir yazlıkları var. Oradan geliyorlar. Gelirken bir ormanla ilgili bir mahkemesi varmış Osman evet. Kaptan. Evet. Ormanla ilgili mahkemesi sebebiyle polis durdurmuş. Annesinin durumu ağır. Ya ilgilen arkadaşlarla bir konuş, ne yapabilirsen. Benim bildiğim bu kadar. Sonrasını anlatacağım. Ertesi sabah saat 8.30-9'da zannediyorum pazar gecesi olabilir. Çünkü bizim güvenlik toplantımızın olduğu bir saat veya bir başka saat. Yani ama böyle bir güvenlik toplantımız var. Dedi ki birisi geldi. Dedi ki Silivri Emniyet Müdürü intihar etti. Allah rahmet eylesin. Neden intihar etmiş dedim. İstanbul Emniyet Müdürü'nü aradım. Hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum yalnız. Dedim ki ya Sayın Müdürüm bu adam niye intihar etti? İşte kem, küm, şöyle, böyle. Cık. Allah Allah. Sonra koruma daire başkanı geldi. Bakanım dedi ben bu adamı gece aradım dedi. Dedim ki toplam 2-3 dakikalık bir görüşme. Onun yaptığı görüşmelerin tamamı ama. Evet. Biz bunu sorarız. İnsanlar benim telefonum 24 saat açıktır. Açar der ki Mehmet Akif. Siz dersiniz ki ya bir arkadaşımız karakola düştü. Bir bakar mısınız nedir? Bu insani bir şey midir? İnsani bir serbest şeydir, bırakıldığı iddia ediliyor. Hayır, bir yani. Saniye bir saniye. İnsani bir şeydir. Ve annesi de orada öldü zaten. Yani annesi kalp krizinden hayatını... O durdurulmada. Yok hayır. Vefat etmiş anneleri daha sonra anladığımız tabii, vefat etti yani. Ama o akşam... Peşi sıra vefat etti. Sonra anladığım kadarıyla emniyet müdürü... 2-3 dakikalık konuşma, bütün şeyler var. İki defa birer dakikalık, 1,5'er dakikalık konuşmalarda ne söylenebilir ya? Söylenecek şudur. Bizim şöyle birisi var, şuna bir bakar mısınız? O da demiştir ki büyük ihtimalle saldım. Bunu dönüp İstanbul Emniyet Müdürü'ne, Silivri Emniyet Müdürü'ne Süleyman Soylu baskı yaptı. Ve Süleyman Soylu bu adamı çıkarmak için ya bana günlerce böyle talep geliyor Allah razı olsun. Arkadaşlarıma söylerim. Derim ki bir bakın bakalım neyin nestir neyin festir. Ki bunun için şu anda kanun çıkıyor insan hakları eylem planında. Eğer böyle bir durum söz konusu olursa savcının hatta kolluğa verelim bu görevi dediler. Dediler ki kolluk sebebi ne Sayın Bakan? Bir saniye. Özür dilerim. Bir orman mahkemesi var. Mahkemeye gitmemiş. Bir orman mahkemesi var. Ben yo, emniyet müdürünün intiharının sebebini sordum. Hayır bilmiyoruz araştırdık hepimiz. Mahkemede şu anda zaten. Yani bu olay hala bitmedi biliyorsunuz. Evet devam demokrasinin edelim. Kılıcı gibi Süleyman Soylu'nun üzerinde bu Cumhuriyet Gazetesi'nde bilmem nerede sabah akşam tekrarlanması. Ya ben böyle bir şeyi biz insanlara can veriyoruz ya bir insanın canlı kalabilmesi için ben hayatım boyunca bunun vicdan azabını yaşarım ya. Kendim böyle bir şeyin içerisinde olsam sorumluluğunu alırım zaten derim ki bu böyledir. Ama operasyon şöyle operasyon. Cumhuriyet Gazetesi'nde ya bir benim altımdaki birisi şunu söyler mi? Cumhuriyet Gazetesi'ne biz bu konuda Sayın Bakan'la tarafız ayrı taraflardayız. Böyle söylenir mi Allah razı olsun? Bu ne demek yani? Kim efendim? Bu ne demek ya? Bana bunu birisi... Kolombiya ve uyuşturucu iddiaları Bana bunu birisi izah edebilir mi? Bana geldi. Bitirdiyseniz Kolombiya kısmına soracağım. Ama önce arkadaşlar, şunu sorabilir miyim Sayın? Hayatta yaptığım işle ilgili bana ne sorarsanız sorun. Cevap veremeyeceğim hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla çünkü vicdanıma göre, hukuka önemli. Göre, ahlaka göre, beni yetiştiren ailemin terbiyesine göre... Ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin kadrolarının beklentisine göre, yani onların beklentisi nedir? Hukuktur, açıklıktır, doğruluktur ve dürüstlüktür. Hiçbir Sayın şey yapmaz. Sayın Bakan siz suç duyurusunda bulundunuz. Anladığım kadarıyla zaten şikayetçisiniz bu dosyada. Yani şüpheli olamazsınız. Şüpheli olmanız için zaten siz, yani doğrudan savcılık sizi soruşturamaz. Dolayısıyla sizinle ilgili fezlekenin gönderilmesi, mecliste bu işlemin yerine getirilmesi ve dokunulmazlığın kaldırılması gerekir. Doğru. Şu durumda siz... Yani şikayetçi olsanız da savcılar sizi soruşturamaz. Tamam doğru. Birincisi bu. İkincisi zaten savcı bir an için verdiniz? Hani... Doğru değil yani doğru diyorum ya senin sözlerine doğru diyorum. Doğru değil yani.
Ne doğru değil Sayın Anlatacağım şimdi. Tamam. İkincisi, izah ederseniz sevinirim zaten. İkincisi, yani bir an için velev ki savcı soruşturmaya kalksa bile öte yandan yani size bağlı kolunlukla yazışacak. Burada da bir tuhaflık doğmayacak mı? Yani şu halde sizi soruşturması mümkün mü? Kanunu ve Türkiye'nin hukuk işleyişini eksik Sayın Bakan, yargının önünü açmak için istifa etmeyi düşündünüz mü? İsmail Bey, yani istifa niçin, neden mesela söyler misiniz? Şu nedenle, şimdi biraz önce İsmail'in sorduğu soru... Hayır, bir dakika soru... bir şey söyleyeyim. Ben Türkiye'de en çok istifası istenen adamlardan bir tanesiyim. 4,5 yıldan beri her olayda Süleyman Soylu'nun istifası istenen... Hayır, istifa ettiniz. Bir dakika, parlamenter sistemde de İçişleri Bakanı olarak en çok gen soru verilen adamım. Bir şey daha söyleyeyim. Bir dakika, bu bugünün işi değil zaten. En çok gen soru verilen adam benim. Yani parlamenter sistem içerisinde bulunduğumuz dönemle ilgili söylüyorum. Benden daha fazla görev yapmış parlamenter sistem içerisinde gen soru verilen vardır. Ama bakın arkadaşlar, yani ne olursunuz elinizi vicdanınıza koyun. Sayın Bakan, sizi nasıl deli, soruşturacaklar? Bak, yani deli, size bağlı kolluk sizi soruşturabilir bir deli, mi? Anlatacağım canım, Allah Allah. Bir deli bir kuyuya bir taş atmış. Diyorsunuz ki İçişleri Bakanı çıkaralım. Yarın bu deli çıkar. Derse ki ya ben aslında sadece onu değil. Öyle mi? Şunu da, şunu da, şunu da, şunu da dedikten sonra ne yapmak lazım bana söyle. Hatta şunu söyleyebilir. Ben Süleyman Soylu'ya 5 milyon dolara para gönderdim. Diyebilir mi? Ya diyebilir mi, diyemez mi? Ya bir soru soruyorum size. 8 milyon kişi izliyor der mi? Yani. Der. Başka bir şey söyleyeyim. Öyle değil. Ya ben, bilmiyorsunuz siz bu Süleyman Soylu'yu. Ben bunun ilçe başkanlığından itibaren öyle söyledi zaten. 20 yıldır buna yatırım yaptım. Ya nereye yatırım yaptın Allah'ın razı olsun? Hayır Sayın Bakan, şöyle bir çerçeveye oturtursak bir anlamı var. Hayatımın hangi noktasında var ya? Kim? Sadece o değil. Kim var hayatımın bir noktasında benim? Bu Hacı Reşat Fazıl. Ben kimsenin, bakın bir şey söyleyeyim. Ben kimsenin siyaset sizin suçlu olacağınız anlamına bunu gelmiyor zaten. Bırakın yani bunu. Yargının Sayın önünü açmak ve aklanmak için gerekli değil mi? Anlatacağım arkadaşlar, bir saniye. Yani sizin önsel olarak suçlu ilan edilmeniz anlamına gelmiyor. Şudur. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ben böyle bir adım atınca bu yetmez diyor tabii. Yetme, doğru söylüyor. Mesela yetmez. Mehmet Ağar istifa etti geçmişte. Bak, doğru. Neyle istifa etti Mehmet Ağar? Ne vardı ortada? Susurluk var. Peki bugün ne var? Ama bugün yani, ne var? Ama bu bir iddialar mensup, bir dakika, susurluktan bir daha az ya değil. Allah'ını severseniz daha hepimiz aklı başında insanlar yapmayın ya. Ben savcılığa başvurdum mu? Şikayetçisiniz yani. Bak, öyle değil. Orada da yanılıyorsunuz. İki ayrı madde var. Bir, iddiaların araştırılmasını istiyorum. Doğru mu? Evet. İddiaların araştırılmasına iddialarda tek ben miyim? Bana bunu sorar değilsiniz. Mısın? Arkadaşlar, iddialarda eğer tek ben değilsem, bir sürü insan var değil mi? Hadi Özışık var. Doğru mu? Ama en güçlü isim sizsiniz. Bir saniye. Süleyman Özışık var. Doğru mu? Birçok isim söyleniyor değil mi? İşte ondan onu yapmış da bundan bunu yapmış, bilmem nereden de etmiş. Şeyi söylüyorsunuz. Konuşamadık Uğur Mumcu, bu ülkenin yani önemli tabii travmalarından tabii birisidir. Tabii birçok isim söylüyorsunuz. Hepsini çağıracaklar. Hepsini sorgulayacaklar, doğru mu? Hepsini soruşturacaklar. Niye çağırmıyorlar? Siyasetten ben bir işaret mi bekliyorlar? Ben de gideceğim. Bir saniye. Ben de gideceğim. Ben de anlatacağım. Hem çağıramazlar. Hem iftiralara... Ben gideceğim. İftiralara karşı... Bir saniye. Bu soruşturma... Hem yani iftiralara karşı... Yani özgürce yapılsın artı diye sizin şey istifanız var. Gerekmez artı mi? Artı ikinci bir şey var. Sorduğum bir soru daha var. Diyorsun ki, efendim size bağlı kolluk. Kolluk adliyeye geçtikten sonra bana bağlı bir kolluk haline gelmiyor. Beyefendi. Adli kolluk, bir saniye. Adli kolluk oluyor. Türkiye'nin kendisine ait kanunu, hukuku budur. Adli kolluk oluyor. Burada ne iddia var? İddia ne? Bana bunu söyler misin? Yukarıda sen bir sıralar... Siz suçlusunda bulundunuz Sayın Bakan. He? Zaten siz suçlusunda bulundunuz. Ay diyorum ki... Ben iddiaların araştırılmasını istedim. Sayın Bakan, sizin hakkınızda teknik olarak delil... Kolluk, adli kolluk sistemi Türkiye'de yok ama Sayın Bakan. İddiaların araştırılmasını size istedim. Size bağlı kolluk. Sizinle ilgili iddiaların araştırılmasını... Kolombiya konusunu konuşalım. Bir saniye bir şey söyleyeyim. İddia ne? Bitecek i̇ddia diyor ki, Hadi Özışık bununla bunu yapmış. Çağıracak, soracak. Diyecek ki kardeşim yaptın mı, yapmadın mı? Doğru mu, değil mi? Diğerini çağıracak, soracak. Bunu yaptın mı, yapmadın mı? Sizin bazı yakınlarınızla ilgili iddia var. Tabii benim yakınlarımla ilgili iddia var. Bunları çağıracak, soracak. Sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi orada. Fezleke gönderecek. Bir dakika. Fezleke diğergileri gibi gönderir, göndermez. Türkiye Büyük Millet Meclisi orada. Sonuna kadar açın. Buyurun. Araştırma komisyonu. Ben Kolombiya'yı sorabilir miyim? Özür dilerim. Evet, Sayın Bakan, Kolombiya'da geçen yıl 4.9 milyon ton kokain elde edildi. Orada kaldı. Sonra. Aynı zamanda Panama'da da geçen haftalarda... yine 600 paket herhalde. Ya bir şey söyleyeceğim, bana müsaade eder misin? Hep siz beni şey yaptınız. Şu adamı bir anlatmam lazım size. Şu Ali Tarakçı'nın gazetesini bir anlatmam lazım. Bakın. Hani bu
yıllardan beri bizi operasyon çeken Ali Tarakçı var ya. Şu gazeteyi görüyor musunuz? Ya Allah rızası için ya. Bir suç örgütünün bülteni bu. Yani ne konuşuyorsa tam bu işlerin içerisinde var biliyorsunuz. O akşam Özgür Özel'den sonra o da konuştu. O da tweet attı şeyden önce, yayınlanmadan önce. Ama Özgür yine, Özel'in söylediği yok. 5. ve 6. kasetlerin arasında o 4'te yani 4. videodan söz etti. Söyle söylerler. Sayın Bakan orada hayır yanılıyorsunuz ben siz. Ben Özgür Özel'le ilgili suç duyurusunda bulundum. Hayır Özgür Özel bakın ben tekrar baktım sizin çıkışınızdan sonra. Suç duyurusunda 4. videonun 24. dakikasında söylemiş onları zaten. Şunu siz 6 ve 7'den sonra gündeme getiriyorsunuz. O doğru değil. Bak bu gazete bu adamın yaptığı gazete. Ne şurada hep yaptı. Ve yine şunu görüyor musunuz bu adamın gazetesi? Önemli bir gazete değil o Sayın Bakan. Önemli değil. Önemli olup olmaması değil. Sürdürülebilir dezenformasyonun bir parçası olması kimse burada yani, kimsenin önemi yok şimdi ki. Şimdi bütün Türkiye'ye meşhur ettiniz gazeteyi. Bakın Sedat Peker'in iddialarının önemi olur muydu? Ama iş Körfez ülkesi olunca, iş New York Times'a doğru ulaşınca doğru mu? İş bütün dünya uluslararası bir... Uluslararası bir uyuşturucu şebekesinin Türkiye parçası olunca, iş ana muhalefet partisinin gündemi olunca, iş muhalefet partisinin gündemi olunca, iş FETÖ'cülerin sabahtan akşama kadar gündemi olunca, iş PKK'nın bilmem neyin gündemi olunca, Türkiye'nin gündemi olunca. Şimdi bu uyuşturucu meselesini soralım. Sayın Bakan. Yok hiç düşünmedim. Neden? Hiç. Bravo. Bakın geçen seferki meselem apayrı bir meseledir. Hayır bu defa bakın, soruyorum. Geçen seferki meselem toplum sağlığı ilgili. Hayır daha rahat bir soruşturma olmaz bakın, mı? Yani toplum, yargının önünü açmış toplum, olmaz mısınız? Niye alabilir miyiz? Hayır niye yargının önünü açacaksın burada? Açıyorum Sayın zaten bakan. Ben müracaat etmişim. Sayın Bakan. Bakansınız ama yani. Bakansınız. Bakınız bir kolluk şey söyleyeyim. Size bağlı. Yargının önünü açmışım zaten. Neyle ilgili açacağım? Bir şeyin. İddialar araştırılır. Evet. İddialarla ilgili bir noktaya gelinir. Tam ondan son 8 sonra, dakikam bakın, gerçekten hiç uzayamıyorum sonrasında. Düşünmedim dediniz ya. Daha önceki farklıydı. O istifa geçeceğiz ben de o zaman ben kimseyle mücadele etmeyeyim arkadaş. Yani Murat ya Karayılan... Bu bir yenilgi mi olur diye düşünüyorsunuz. Murat Karayılan bana diyor ki... Bu adam bizi tahriş ediyor diyor. Onu takip ettiniz mi? Murat Karayılan. Bugünkü istihbaratı söyleyeyim ben size. PKK'nın içerisinde yine üst düzey yöneticilerin. Diyor ki Türkiye'nin acil erken seçime gitmesi lazım diyor. Bunun için topyekun kimle birlikte olmamız gerekiyorsa olmamız lazım diyor. Yoksa bitiyoruz diyor. Bir taraftan Pençe Yıldırım, Pençe Kaplan. Bir taraftan Suriye'de yaptığımız operasyonlar. Bir tarafta Türkiye'de yaptığımız operasyonlar. Diyorlar ki bitiyoruz. Bunun için nefes almamız lazım. Ne olursunuz bize bir nefes verin. Şimdi bir taraftan PKK. Bir taraftan FETÖ. Benim istifam onlara yarar anlamında. Hayır benim istifam değil. Benim istifa edebileceğim bir hukuki bir tek sonra başka dayanak, yerlere gideceğini mi düşünüyorsunuz? Yani... Bir tek kanıt, bir tek şey bulursanız ben bugün bu hayır hayır bu kamuoyunu tatmin eder Sayın Bakan. Yani herkes bu tavır bakın bu tavır. Arkadaş bu tavır, bir şey söyleyeceğim. Bu tavır sizi büyütür. Hayır bir şey diyeceğim. Yargının sizle önünü ilgili çok ve... iddialar yok mu? Efendim? Sizle de ilgili iddialar var. Var tabii. Birçok iddialar var. Bildiğimiz geçmişten beri sürdürülen iddialar var. Peki bu size işinizi bu iddialar doğru iddialar olsa Merdan Bey, bu iddialar doğru iddialar olduğuna inansanız mesleğinizi yapar mısınız? Yapmam. Senin için olan şey benim için de geçerli ya. Sayın Soylu son 5 dakikamız Kolombiya'yı konuşmadık. Uyuşturucu ve hayatımız konuşamadık. Hayatımız bu işin içerisine geçiyor. Devletin en ben organize suç çeteleriyle mücadele edeceğim. Ben organize suç çeteleriyle mücadele edeceğim. Organize suç çetelerinden birisi diyecek ki ondan sonra bu adamın böyle böyle bir şey var. Nesi var? Benim dönüş biletim sensin Nisan. Söyle kardeşim nereden Nisan benmişim? Kimle irtibata girmişim? Kim irtibata girmiş? Kim bana söylemiş? Topun ne yapmış? Sayın alıyor, Bakan bir isim, yani. Veriliyor. Alıyor. Sayın Bakan bir isim veriliyor bu sen, hususta. Reşat Hacı Fazlıoğlu ismi veriliyor. Tanır mısınız? Gazi Osman Paşa da tanırım. Kimdir? Ve böyle bu diyalog kaynağı nedir Sayın Bakan? Arkadaş bir şey söyleyeceğim. Tanımam niye tanımayayım yani? Gazi Osman Paşa da yıllardan beri bildiğimiz, tanıdığımız... Bu Sedat Peker'in akrabası mıdır aynı zamanda Sayın Bakan? Ben akrabası olduğunu düşünmüyorum. Yok akrabası değil. Değil ben akrabası değil. Olduğunu düşünmüyorum. Bir dinleyelim bilmiyorum. Şu Kolombiya'yı da sorun çünkü bitti sıram. Araya gideceğiz 5 dakika sonra. Bir akrabası üzerinden bağlı olduğu kanaatim var. Hı. Ama şunu söyleyeceğim. Şimdi ya bunlar herkesi kendi yakını akrabası. Belki de akrabasıdır bilmiyorum yani. Bildiğim yani kadarıyla değil. Bak bir iddianın sahibi değilim. Şimdi Adalet Partisi binası burada. 1980 öncesi. Doğru Yol Partisi binası da aynı yerde. Bunların da burada ofisi var. Yıllardan beri burada çalışırlar, ederler. Yani biz Gazi Osman Paşa'dayız. Gazi Osman Paşa'yı göçmenlerle Karadenizler kurdu.
İlk önce göçmenler geldi Gazi Osman Paşa'ya. Biz de 1950'li yılların sonunda Gazi Osman Paşa'ya geldik. O zamanlarda Eyüp'e bağlı bir Göktürk nahiyesiydi. Daha sonra şey oldu, ilçe oldu. Ya burada herkes birbirini tanır. CHP ilçe başkanı birbirini tanır, onu tanır. Bunu tanıyıp tanımamak önemli değil. Bununla girdiğin ilişki önemli arkadaş. Bakın, bununla girdiğin ilişki, bir tane kişi benim kendi ilçemde, ilimde, genel başkanlığımda ve bütün hayatım boyunca organize suç örgütleriyle veya yeraltı örgütleriyle veya başka bir şeyle bir tek ilişkimi ortaya koysun ya, bir tek. Bu Reşat Acımazoğlu. Tam tersi. Ben 99 yılında bana orada söylettirmediniz. Yapmayın Allah'ın sensin. Uyuşturucu meselesine hiç giremedik. Yani, İl başkanı olarak atandım. Kısa bir soru uyuşturucu ile ilgili. Ben kimin yerine il başkanı olarak atandım biliyor musun? Artık iddiaları biliyor Sayın Bakan. Bir saniye. Ben kimin yerine il başkanı olarak atandım biliyor musun? Celal Adan'dan sonra boşluk oldu. Evet. Kimle mücadele ettiğimi biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Mehmet Ağar'ın dayısı rahmetli olabilir. Yalçın Akça'da. Onun yerine genel merkez getirdi. O vekaleten devam ediyordu. Beni il başkanı olarak atadı. Tam 5,5-6 ay benim ilimi, il başkanlığımı defalarca silahlı adamlar bastı. Silahlı. 3 ay belimde silah. 3 ay belimde silah. Arkadaşlarımla beraber. Büyükçekmece'de. Ağrın adamları mı bunlar? İşte. Dayısının adamı. Bakılır işlere. Bakınız. 3 ay boyunca ben sosyeteden gelmiş bir adam değilim. Hayatım kavgayla ve mücadeleyle geçti. Kimseye de sırtımı dayamadım bugüne kadar. Kimseye de millet var, millet. İkna edebildiğinizi düşünüyor musunuz? Ve Cenab-ı Allah var. Ve orada 3 ay boyunca Tansu Hanım bana dedi ki Allah'ını seversen burayı bırakma. Saadettin Tantan da İçişleri Bakanı'ydı. Bazen ulaştık, bazen ulaşamadık. İçeri girdiler. Silahlı çatışmalar oldu. İl başkanlığı binasına ya. Kim? Mehmet Ağar'ın dayısının adamları mı? Tabii o iki. Hayır, öyle anlaşılıyor. Bir sorumuz olacak. Çok önemli. Şu bugün itibariyle Alaaddin Çakıcı'nın koruması var mı Sayın Bakan? Son 3 dakika ya da dönüşte. Bugün itibariyle Alaaddin Çakıcı'nın koruması var mı? Ya böyle bir şey olur mu? Çok az zamanımız kaldı. Bir şey soracağım. Alaaddin Çakıcı cezaevinde kaldığı dönemde Sayın Bakan, kendisi... İsmail Saymaz. 3 dakikam var. Peki. Uyuşturucuyla ilgili önemli bir şey soracağım. Uyuşturucu rotası ile ilgili. Binali Yıldırım, Sayın Binali Yıldırım'ın oğlu, adı geçiyor yani bu olayda. Yani gemi ticareti, işte Karakas'ta ofis tuttuğu ve uyuşturucu ticaretinde rol aldığına dair bir iddia. Dediğim gibi bunlara hep temkinli yaklaşmak gerektiği açık. Ya kim iddia ediyor bunları? Ya Allah'ını seversen. Siyasi olarak. Erkan Yıldırım'ın bunu yaptığı söyleniyor. Bu ateşi yapmayın ya. Ya bu Türk siyasetinin, Sayın Bakan, Türk devlet hayatının yüz karası bir iş. Bakın bunlar milyonlarca insan tarafından izleniyor bu videolar. Rica ediyorum bakın. Tamam. Kim tarafından izlenirse izlensin. Sayın Bakan, milyonlarca bir kısmı. Binali Bey kısmen doğruladı. Evet gitti dedi Karakas ama şey kiti, test kiti gönderdi ve maske gönderdi dedi. Beyefendi bir iddia ortaya koyuyorsunuz ya. Milyonlarca insan çocuk pornosu da izliyor ya. Efendim. Allah'ını severseniz yapmayın bak. Bak bir şey söyleyeceğim. Bakın ne olursunuz. Milyonlarca insan olmasın. Bakın milyonlarca insan sapık işler de izliyor. Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Ya biz aklı başında insanlarız. Bunun ortaya ama bu iddia bakın, toplum tarafından ciddi alınıyor. Dünyada söylemek istiyorum. Dünyada söylemek istiyorum. Yok mu şu Kolombiya'nın ve çıkıyoruz. Onlar ahlaksız adamlar. Halkımızın çoğunluğu bu videoları izliyorlar ve ilgi duyuyorlar. Evet, ikna oluyorlar. Tamam ben de karşılığı veriyorum. Toplumu nasıl ikna edeceksiniz diye sordum bakan, aslında. En çok yani, meşgul eden mevzulardan biri. Özür dilerim arkadaşlar. Kolombiya'daki 4.9 ton kokain ve Panama'da Mayıs ayı başında 600 paket herhalde öyle ifade ediliyordu kokain. Bununla ilgili siz geçen TRT'deki programda dediniz ki biz Kolombiya ile Zoom konferansı yaptık ve onlarla bu tür bir haberleşmeye girdik. Ancak salgınla ötürü bu ülkeye gidemedik. Benim öğrendiğim kadarıyla adli yardımlaşma olmamış Sayın Bakan. Adalet Bakanlığımızla karşı devletin Adalet Bakanlığı'nda yardımlaşma olmamış. Bir belge alışverişi de Panama'nın da yardımcı olmadığı yönünde bir bilgi edindim. Üçüncüsü alıcı şirketler olarak Suriye bağlantısı olduğu görülüyor. Bu tam olarak nedir? Neden Türkiye'ye yönelik Latin Amerika'dan bir böyle kokain yönelimi var? Bunun sebebi nedir? Türkiye'de Suriyeli şirketlerin bununla bir rabıtası nedir? Ya da bu İzmir'deki şirket kim efendim? Bakın arkadaşlar. Yani geminin konşimentosu belli çünkü yani, yazıyor. Tekrar ifade etmek İzmir. İstiyorum. Dünyanın... Hayır reklam atmak zorunda kalacak mıyız? Bir düzeltme yapayım. Yani dünyanın en iğrenç yalanlarını ortaya koyup bunu siyasetin
ana malzemesi haline getirip bir tarafına koymak ve bu videoları izletmek esas itibariyle bir operasyondur. Tekrar söyleyeyim bunu. Demin söylediğim ifadeyi tekrar düzelteyim. Yani düzelttiğim şu, öyle işler var ki dünyada hepimizin iğrendiği ama netice itibariyle bunu insanların zafiyetlerini kullanarak ortaya koydukları işler de var. Doğru mu yanlış mı bu? Doğru. Onun için lütfen ne olursunuz. Yani adamın birisinin yalanları üzerinden bir ülkede başbakanlık yapmış bir kişiyi ve aileyi, bir devleti bir noktaya getirebilmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Yani dünyada milyonlarca insan film seyrediyor. Doğru mu? Dünyada milyonlarca insan şarkı seyrediyor. Doğru mu? Dünyada milyonlarca insan başka bir iş yapıyor. Dünyada milyonlarca insan, Türkiye'de de bir ara atıyorum belki 1000 kişi, 300 kişi, 200 kişi kedi ayinleri yaptılar. Bu da doğru mu? Bunların hepsinin üzerinden biz genel bir karine çıkarırsak bu doğru olur mu ya? Bugün bambaşka bir iş yapılmış. Bu bambaşka işi ortaya koymaya çalışanları, bambaşka işi ortaya koymaya çalışanları siz niye devletin üzerine, devletin yıllarca hizmetinde bulunmuş insanların ve ailelerin üzerine sadece kendilerini legalleştirmek için, bir yere operasyon hizmeti yapabilmek için ortaya koyarız. Yani. Efendim toplumun ikna edilmesi lazım. Yeni soru almıyoruz, bitti kişinin, sürem peki. Çünkü Kolombiya sorusuna yanıt alalım ve bitsin. Yani, bu benim söylediğim şeyle, ne derler ona, çocuk pornosu dünyada izleyenlerle bu meselenin birbiriyle bir alakası yok yani. Şimdi Kolombiya meselesi. Kolombiya meselesi. İzmir'deki firma kim? Kolombiya meselesi. Yani uyuşturucu hattı. Kolombiya meselesini şöyle ifade etmek isterim. Bir. Şimdi ne zaman Kolombiya'da tweet atıldı? 9 Haziran. 10 Haziran. 10 Haziran. Bir gün sonra evet. 10 Haziran'da tweet atıldı. 10 Haziran'da tweet atıldı. Dedi ki Kolombiya'dan işte, Mısır, Mersin limanına gitmekte olan öyle işte gibi. Mersin limanına gitmekte İzmir olan. İzmir olması gerekiyor. Yok yok Mersin. Mersin limanı. Gitmekte İzmir olan ayrı bir şey yakaladı. Peki tamam. Haklısınız. Biz ne yapmışız? Pandemi var mı var? Pandemi var. Arkadaşlarım geldiler dediler ki böyle bir şey var. Hemen irtibat kuralım. Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı sadece değil. Hepimiz bununla ilgili irtibat kurmak üzere dosyaları da burada. İrtibat kurduğumuz toplantılar da burada. Biz adamlara ancak 25'inde ulaşabildik. Kötü bir şey mi buradan Kolombiya'ya 25'inde ulaşabilmek? Hayır. Ya dedik ki bu nedir dedik. Yani siz bunu böyle söylüyorsunuz. Karşılıklı video konferans yapıldı. Video konferansta, anlatabildim mi? Video konferansta dediler ki ya bu Balkan grubunun işidir. Balkan grubunun işi dediği andan itibaren, tabii o tarafta Balkanlarda kim var, Balkanlarda bu işleri kimler yapıyorlar. Ama bir şey söyleyeyim. Bunu niye soruyorlar, bunu biliyor musunuz? Niye soruyorlar bunu? Ya burada nereye uzanacağımızı anlamak istiyorlar ya. Bir soruşturma yürütüyoruz biz. Hmm. Şimdi diyor ki, 1,5 ton diyor ben söyledikten sonra şey yakaladılar. Uyuşturucu da narkotik başkanım burada. Biz o 1,5 ton uyuşturucuyu kaç yılda yakaladığımızı biliyor musunuz? Elimizde belgeler var. Tam 3 yıldır takip ettiğimiz bir operasyondur bu operasyon. Toplasan 300.000 dolar etmez diyor. Biz, yani. Ya öyledir canım ne olacak? Ben uyuşturucu işini bilmem. Bu Kıbrıs'taki Halit Kemal Falyan'ın Kılıçdaroğlu daha iyi bilir çünkü oradan vergi alacak. Bir saniye. Cevap. Oradan vergi alacak daha iyi bilir. Burada şunu ifade edeyim. Ne kadar yapıp yapmadığını uyuşturucu ticaretinin mensupları bilirler, sahipleri bilirler. Ve toplam 3 yıldır tam anlamıyla. 3 yıl. 3 yılda bu yakalandı. Şimdi burada nereye geleceği, kime geleceği, nasıl geleceği, bütün bunlarla ilgili soruşturmalar bu konu olduğu gibi o tarihten itibaren yürüyor. Ama bize Kolombiya makamları biz şunu şöyle yapacağız, böyle yapacağız, sahibi şudur, bilmem nedir değil. Bu bizim kendi aramamız sonucu. Kendi değerlendirmelerimiz sonucu gittiğimiz bir istikamet var. İstiyorlar ki biz nereye ulaşıyoruz? Orada duracağız. Panama. Hmm. Panama'da nerede var? Size bir soru sorayım. Panama tweet'i atıyor. Nereye gidecek ilk önce yük? Sizin deyiminize göre İtalya'ya. Oradan... Doğru. Benim deyimim ne değil. Yük İtalya'ya gidecek.
Yük İtalya'ya gidecek mi, gitmeyecek mi? Yük İtalya'ya gidecek. Bu İtalya'ya giden yükle alakalı gemi gitmiyor, dikkat edin. Konteyner iniyor, 3 gün orada bekliyor. Oraya mı inecek, Türkiye'ye mi gelecek? Biz bunu soruşturmasında yapıyoruz. Ama dünyanın neresinde görülmüş ki? Biraz önce söylediğim gibi. Almanya'da 17 ton kokain yakalandı 25 Şubat'ta. Bu 25 Şubat'ta. Kokainin şeyi neresidir, rotası? Kokainin rotası Güney Amerika'dan Orta Avrupa'dır. Son 1,5-2 yılda, 3 yılda kokain Orta Avrupa'da çok yakalandığı için kokainin rotasını biraz daha Balkanlar limanlarına ve Ukrayna'ya taşımak istiyorlar. Bunu kim söylüyor? 2019 ve 2020 raporlarında biz söylüyoruz. Başkası söylemiyor. Diyoruz ki bütün birimlerimize dikkatli olun. Kokain rotası değişebilir. Biz mesela Van'a basarız. Van'a. Van'dan eroinin rotası Hakkari'ye dönüşür. Deriz ki Hakkari'ye, dikkat edin, rota size dönüşebilir. Biz 20 ton eroin yakalıyoruz yılda. Geçen yıl 13,5 ton oldu, o da pandemiden dolayı. Bir önceki 20 ton, bir önceki yıl 19 ton, 18,5 ton eroin yakaladık. Niye yakalıyoruz? Onun rotası neresidir? Onun rotası Afganistan'dan 3 tane rota var. Bir kuzey rota, bir aşağıdan Afrika'dan güney rota, bir de Balkan rotası, Türkiye rotası. Türkiye rotası olmasına rağmen biz 20 tonu biz yakalıyoruz. Ve yine bir şey daha söyleyeyim size. Çok açık. 2002 yılında Amerika Afganistan'ı işgal ettiğinde 70 bin dekar, 80 bin dekardı toplam oradaki afyon üretimi. Amerika'nın işgaliyle beraber 380 bin dekara çıktı. Şu anda 260 bin, 270 bin dekar. Biz hem hedef ülkeyiz hem transit ülkeyiz. Peki yine başka bir şey daha söyleyeyim. Biz Türkiye'de, yani bunu söylerken siz zannediyorsunuz ki meseleleri takip ediyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu yakalamalarını ortaya koyduk. Bundan dolayı bir şeyle karşı karşıyayız ya. Ne derler? Saldırıyla karşı karşıyayız. Türkiye'nin sentetik eşyası, sentetik uyuşturucusu nereden gelir? Nereden gelir? Belçika ve Hollanda'dan. Nereye gider? Arap ülkelerine gider. Kimin üzerinden gider? Eğer yakalamazsak bizden gider. Eğer biz yakalarsak nereye gider? İtalya, İspanya üzerinden gider. Bu kadar basit. Biz kaptagonu yakaladık. Doğru, milyonlarca kaptagonu öbür taraflarda yakalamaya başladılar. Göç rotası da aynıdır. Şimdi sanki bunlar bilinmez işlermiş gibi, bunları sanki böyle bir esrarengiz süreçte ortaya koyup Türkiye'yi böyle bir tabloyla karşı karşıya bırakmak vatanseverlik midir? Bu ana muhalefet partisine yakışır mı? Demeleri lazım ki zinhar. Peki bir şey söyleyeceğim. Hangi uyuşturucu işini gördünüz? Hangi organize suç işini gördünüz de siz İçişleri Bakanı'na kardeşim şurada organize suç örgütü var, buna niye müdahale etmedi demediniz? Gazetecisiniz. Allah rızası için söyleyin. Muhalefet partilerine söylüyorum. Onlar söyleyiversinler. Hadi söyleyiversinler. Desinler ki biz bu adamı zorladık. Gereğini söylüyoruz Sayın Bakan. Hayır, biz bu adamı ne söylediniz? Tamam. Çok şey bunları yani takip ediyoruz. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Bir yayın daha yapalım. Bir başka gün onda devam edelim ama bugün için gerçekten böyle 4 tane soru önergesi verilmiş bana. 5000 soru önergesinden. Organize suç örgütüyle alakalı. Ve Türkiye'de tekraren söylüyorum. Bugün AK Parti hükümeti geldiği günden itibaren Avrupa bizi övüyor. Diyor ki Türkiye yapıyor bu mücadeleyi diyor. Bizim yarımız kadar eroin. Bizim yarımız kadar ekstazi. Mart ayında Amerikan DEA'nın bir raporu yayınlandı. İzleyici raporu. O raporda tersini söylüyor. Yalan söylüyor. Rapor, Türkiye'nin terminal ülke olduğunu o rapor, söylüyor. O rapor, bakın o rapor yanlış bir rapor. Öyle bir rapor değil o rapor. Diyor ki bize söylüyoruz. Biz hedef ülkeyiz. Aynı zamanda transit ülkeyiz. Ben bunu 4,5 yıldan beri söylüyorum. Niçin? Afganistan'dan dolayı. Niçin? Orta Doğu'ya gidecek ve Arap ülkelerine gidecek sentetik uyuşturucudan dolayı. Ama biz burada baskıyı iyi kurduğumuz için, hem gümrüklerimizde iyi kurduğumuz için, hem içeride iyi kurduğumuz için tüm rotaları değiştiriyoruz. Peki Türkiye'ye akan rota hangisidir? Türkiye'ye akmaya çalışan rota doğru. 2019 ve 2020'de Orta Avrupa'ya baskı olduğu için diyor ki Yunanistan'a gelebilir diyor. Ukrayna limanlarına gelebilir diyor. Balkanlardaki diğer ülkelerin romanlarına gelebilir. Türkiye dikkatli olsun. Bundan daha meselesini önceden takip eden ve uyaran bir anlayış söz konusu olabilir mi? Peki, çok çok teşekkürler. Bu arada çeşitli yanıtlar vardı. Gürsel Tekin'in itirazı var sözlerinize. Onu söyleyeyim bir kere. Bir de bugün Sayın Binali Yıldırım'la telefonda konuştuk. Kendisine ilişkin iddiaların kesinlikle yalan olduğunu söylüyor. Ve bu ne Süleyman Soylu meselesidir ne Binali Yıldırım meselesidir.
Bu tıpkı işte 15 Temmuz gibi Türkiye'ye yönelik büyük bir operasyonun sonucu diyor. Biraz bu konuda paralel sözler söylediniz. Aslında bu akşamki yayın biraz Türkiye'de demokrasi, şeffaflık ve gazetecilik adına bizim açımızdan da çok önemli, çok kritik bir yayındı. Çok teşekkür ederim. Sorularımızın bazıları eksik kaldı ama büyük oranda sorduk. Çok çok teşekkürler. Bütün gazetecilere ben teşekkür etmek istiyorum. Habertürk programcısı Veys Ateş, Habertürk programcısı Mehmet Akif Ersoy, Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz ve Tele1 genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ, size çok tekrar teşekkür ederim. Artık yayının sonunda dilim dolaşıyor. Sayın Soylu, var mı bir son sözünüz? Şöyle söyleyeceğim, ben de bunu bir imkan olarak gördüm ve hakikaten burada arkadaşlarımız içlerindeki bütün soruları yani ortaya koydular. Değerlendirmelerini de yaptılar. Hatta dün gece itibariyle arkadaşlarımızın nasıl bir baskı altında kaldığını da biliyorum. Şunu da sor, şunu da sor. Hatta vur kır parçala bu maçı sen kazan gibi bir değerlendirmeyi ortaya koydular. Ya, olabilir bu. Kamuoyu baskısı. Yani demokraside böyle bir şeydir. Ama biz bunları izah etmekle mükellefiz. Tam güzel oldu ya, iyi oldu gazetecilerle böyle hep beraber. Ben bu mükellefiyeti ortaya koydum. Bakın, tekraren altını çizerek ifade etmek isterim. Biz kamuoyunun insanlarıyız. Yaptığımız işi milletimiz için yapıyoruz. Ve milletimize hesap vermek sorumluluğumuzdur. Seçim döneminde elbet hesap veriyoruz yaptığımız iştahatlarla. Ama dönem dönem bu tip problemlerle karşı karşıya kaldığımız zaman da elbette ki hesabımızı bu tip organizasyonların içerisinde verme yükümlülüğümüz ve sorumluluğumuz var. Burada birbirimizi dinleyebilmemiz esas. Ama tabii daha tatlı konularda bir araya gelebilsek. Yani bir sapkın iftiralarıyla birbirimizle böyle bir karşılıklı diyalog içerisinde olmasak. Daha makul memleketimizin meseleleri içerisinde bir araya gelebilsek. Elbette ki bunu biz arzu ederiz, isteriz. Bu vesileyle tekrar ben de bu imkanı sağladınız. Eğer yanlış bir kelime etmişsem, sürçülisan etmişsem bu konuda da beni şey yapsınlar, bağışlasınlar. Ama namus ve vicdan insanın en önemli servetidir. Biz de bu servete sahip olduğumuz sürece hayat bizim için kıymetlerdir. Ve bu açıdan tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Tamam. Biz teşekkür ederiz. Bir sürçülisan ettiysek affola. Bu saate kadar bizi ekran başında izleyen bütün izleyicilerimize çok çok teşekkür ederiz. Elimizden geldiğince sürenin el verdiği müddetçe bütün soruları Sayın Bakan'a yönlendirmeye çalıştık. Yarın akşam 23'te bir başka Açık ve Net'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.